Evet izleyiciler, yeme bozuklukları çağımızın önemli bir hastalığı. Medyanın, moda endüstrisinin ve başka bir takım unsurların dayattığı belki de en önemli hastalıklardan bir tanesi. Hemen bu konuyu konuşacağız. Doktor Feyza Bayraktar ve Profesör Doktor Özgür Öner konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Feyza Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fotoğraflarınızla bu kadar aynı olacağınızı hiç tahmin edemezdim. Evet, Photoshop yapmıyorum. Photoshop yok. Yok, onu filtre gördüm. Yok, Photoshop yok. Filtre yok, Photoshop yok. Neyse o. Özgür Hocam zaten neyse o. Bu ikinci programımız dediğim Özgür Bey. Evet. Hayırlı uğurlu olsun ikinci programımız. Başlayalım ben. Önce şunu sorayım size. Yeme bozukluğu nedir? Ne demek? Ne anlama gelir yeme bozukluğu? Çünkü mesela bana sorarsa bende de yeme bozukluğu var. İşte arkadaşlarıma soruyorum. Aa hocam bu iş bizi çok ilgilendiriyor Fatih Bey, iyi ki yapıyorsunuz falan diyenler var. Nedir yeme bozukluğu? Hissedilen bir şey midir? Hissedilmeyen bir şey midir? Neye yeme bozukluğu diyebiliriz? Bizim tanı sistemlerinde herhangi bir durumun bozukluk olması için bir işlev kaybı yaratması lazım. Yani bu işlev kaybı ölçülebilir, görülebilir bir durum da olabilir. Mesela kilonuzun beklenenin çok altında olması olabilir, çok üstünde olması olabilir. Veya bir şekilde bunun bir psikolojik sorun yol açması olabilir sizde veya diğer insanlarda. Ne demek o? Yani şöyle, diyelim ki kilonuz çok daha tam, hani çok azalmamıştır ama yemek yemeyle ilgili bir ciddi sıkıntınız vardır. Yemek yediğinizde kilo almakla ilgili yoğun bir korku veya kaygı duyuyorsunuzdur. Veya kilonuz değişmemiştir hocam, ama... Bu kaygıyı hissetmeyen kadın yok mesela benim çevremde veya etrafta bir baktığınız zaman. Bugün açın gazeteleri, bütün herkes bunun üstüne konuşuyor. Bunların tamamı yeme bozukluğu mudur? Hayır değil, çünkü yeme bozukluğu olması için kişinin hayatını veya işlevselliğini değiştiren bir durum olması lazım. Yani bundan kastım ne? Mesela ben yediklerime dikkat ediyorum. Dolayısıyla sizle bir yere gittiğimizde işte siz iki tane lahmacun yiyorsunuz, ben... Orada salata yiyorum. Şimdi bu beni yeme bozukluğu yapmıyor. Yapmaz. Ama o salatayı yedim, kalktım, salatayı yerken bir şekilde devamında bu kaç kalori diye hesaplıyorsam, kalktıktan sonra ya ben şu anda 250 kalori aldım, hemen koşup bunu yakmam gerekiyor diyorsam, o yüzden de kalkıp mesela akşam bir şey yemiyorsam veya başka bir tarafa gidiyorsam veya yeme şeklimi değiştiriyorsam, gizli gizli yiyorsam, tek başıma yiyorsam diğer insanların görmeyeceği şekilde, o zaman bir yeme bozukluğu olmaya başlıyor. Yoksa şunda bir sağlıksız bir taraf yok tabii ki. Yani herkes üç aşağı beş yukarı. Yani öğlen eğer çok yediysen akşam yemiyorsun. Yani bunu ayarlamak veyahut da bununla ilgili... O bir yeme bozukluğu değil. Değil, evet. Veya işte ne bileyim, aa ben kilo aldım. Bak göbeğim çıktı, biraz kilo vereyim demek de yeme bozukluğu değil. Ama eğer bu yüzden bütün özgüveniniz çöküyorsa, depresyona giriyorsanız, insanlarla ilişkiniz değişiyorsa veya vücudunuzla ilgili çok yoğun bir kaygı duymaya başlıyorsanız, vücut algınız bozuluyorsa o bir sorun. O yüzden söylediğiniz çok doğru tabii. Yani eğer gidip de genç kadınlarla konuşursanız zaten bir sürü çalışma da bunu gösteriyor. Çok yoğun şekilde bir vücut algısıyla ilgili sorun olduğunu görüyoruz. Genç kadınlar da genç erkekler de hatta orta yaşlıdır. Erkeklerdeki biraz daha karışık oluyor. Çünkü erkeklerde kilo ile ilgili sorundan daha çok kas yapısıyla ilgili sorun oluyor. Yani ince olmak da tabii erkeklerde sorun. Daha erkeksi artık her neyse erkeksi görüntü. Onu istiyorlar. Dolayısıyla daha androjen görüntüsü. Evet. O da değişiyor tabii. Gruptan grubu veya sosyokültürel duruma göre. Erkeklerde tabii kilo ile ilgili sıkıntısı var ama zaten erkeklerin vücut algısı kadınlarınkinden daha az bozuk. Öyle çalışmalar mi? Evet onu gösteriyor. Şimdi bu böyle bir silüet tekniği diye bir şey var. Yani orada silüetler gösteriyorsunuz. Gölgeler gibi düşünün. Ondan sonra soruyorlar. Daha çok bunlar hep böyle üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmalardır. Sordukları zaman üniversite öğrencisi olan kadınlar kendilerini nasıl görüyorlar? İdeal kadın nasıl olur? Ve erkekler kimi beğeniyor gibi bir seçim yaptıklarında kendilerini gördükleri yer normalde olduklarından biraz daha kilolu. Erkeklerin beğendikleri daha az kilolu. İdeal olan daha da az kilolu gibi çıkıyor. Ama erkeklere baktığınızda çoğu zaman 3'ün 3 aşağı 5 yukarı üst üste ve yakın çıktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla erkeklerin vücut algısı kadınlarınkinden biraz daha az bozuk da bunun pek çok... Peki yeme bozukluğuna yansıması bunun nasıl oluyor? Yeme bozukluğunda da öyle. Yeme bozukluğu özellikle yani çocukluk dönemindeki yeme bozuklukları biraz farklı ama ergenlikte ve sonraki yeme bozuklukları özellikle klinik popülasyonlarda kadınlarda çok daha sık. Erkeklerde var ama yani nispeten daha az tabii. Feyza Hocam şimdi ortama baktığımız zaman
insanın yeme bozukluğuna yakalanmaması için, yeme bozukluğundan muzdarip olmaması için gerçekten çaba göstermesi lazım. Hı hı. Çünkü ben televizyonu açıyorum, sabah programı açıyorum. İşte formunuzu nasıl korursunuz? İşte pilates mi yapalım, zilates mi yapalım, işte yoga mı yapalım, bilmem ne yapalım gibi programlar. Bizim gibi toplumlarda, Batı toplumlarında giderek artan bir şekilde insanları bedensel değerler üzerinden, bedensel ölçüler üzerinden değerlendirme alışkanlıkları. Yani mesela bizim annemizin de arkadaşları vardı. Kimileri kiloluydu, işte ne bileyim Nabahat teyze kiloluydu da Sabahat teyze daha az kiloluydu falan gibi. Hiç bu mevzu olmazdı. Şimdi sürekli olarak aa kilo mu verdin, aa kilo mu aldın, aa bu yakışmış, aa bu yakışmamış. Televizyon çocuğunuz sürekli bir ideal bedenden bahseden birileri. İşte onu yeme, bunu yeme, yağlı yeme, az yeme. Ben bütün bir hafta boyunca günde bir salatalık yiyen kadın gördüm. Hı. Bu biraz da buraya insanlar zorlanmıyor mu ve bu zorlamadan çıkmanın yöntemleri var mı? Şimdi öncelikle Fatih Bey, ben böyle bir program yaptığınız için gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben 18 senedir bu alanda çalışıyorum. Biliyorum, siz bu alanda çalışıyorsunuz sürekli olarak. Ve daha sosyal medya yokken, ben uzmanlığa yeni başladığımda ben böyle kapı kapı geziyordum. İşte belediyelere gidiyorum ki sırf yeme bozuklukları hakkında halkı bilinçlendirmek için ücretsiz seminerler vereyim diye okulların kapılarını çalıyorum ki ergenler bu konuda bilinçlensin diye. Şimdi o zaman yeme bozukluğu yok muydu? Vardı. Tabii ki vardı. Yani sosyal medya olmadan önce de vardı. Yani o zaman ne deniyordu? İşte medya, işte dergiler, işte Hollywood sinemasının etkisi gibi. Ama yeme bozuklukları öncesinde de vardı. Yani daha önce de vardı aslına bakarsanız. Çünkü bu psikiyatrik bir bozukluk. Yani aslına bakarsanız ideal beden şekli kriterleri yeme bozukluğunun sadece bir kısmı. Çünkü işin içinde kontrol etme isteği de var. Ha. Yani yeme bozukluklarındaki en temel konulardan bir tanesi aslına bakarsanız kontrol etme kontrol isteği. Beden şekli ve kiloyu kontrol etme. Evet, bir de yeme bozukluklarının içerisinde bir alt grup vardır ki o da beden şekli ve kiloyu kontrol etmeyi hedef almaz. Aslına bakarsanız yediği yiyecekleri ve aldığı kalorileri mesela kontrol etmeye çalışır. Bunu örnek ortoreksiye nervozayı verebiliriz. Sağlıklı nedir beslenme takıntısı. Yani sağlıklı beslenme takıntısı. Takıntısı. Yani gerçi halen Amerikan Yeme Bozuklukları Derneği bu bir obsesif kompulsif bozukluğun türü mü yoksa yeme bozukluğu mu henüz bu konuda bir açıklama yapmadı ama genel olarak verdiğim tanıma bakacak olursak bu bir yeme bozukluğu. Şimdi aslında evet doğru, sosyal medya ve medya yeme bozukluklarının artmasına özellikle de beden hassasiyeti olan insanlarda ki artık hangimizde beden hassasiyeti yok hemen hemen hepimizde var. Aynen öyle. Özellikle ergenlerde tabii ki daha fazla var. Neden? Çünkü ergenlik dönemi, Özgür Hocam da daha iyi anlatacaktır. Ergenlik dönemi bedensel değişimlerin olduğu dönem. Dolayısıyla o değişimlere bir şekilde adapte olmakta zorlanan ergen bir kontrol etme isteği ya da kontrolsüzlük hissi duyabilir. Artı bildiğiniz gibi o yaş daha çok işte akranlar tarafından kabul görmenin, onaylanmanın, romantik ilişkilerin ilk başladığı dönem. Bunlar oldukça önemli konular. Tabii öyle olduğu zaman da bir ergenin elinde ne var? İşte en görünen beden şekli. Ergenlik dönemi de tam çocukluktan yetişkinliğe geçiş o ara dönem olduğu için. Hani ben kendi ergenlik dönemimi söylemem gerekirse yani hani çok da şimdiki bana benzemiyorum. Çünkü vücut yeni yeni şekillenmeye başlıyor o dönemde. Tabii ki bu memnuniyetsizliklerde hem bedenin değişmesi, hem işte bireyselleşme çabası, hem bir şekilde akranların tarafından onaylanma, kabul görme arzusu, artı mesela akran zorbalığı yine okullarda çok gördüğümüz bir şey. Aslında bir tek akran zorbalığı okullarda gördüğümüz bir konu değil. Bugün toplumumuzda da, baktığınız zaman Türk toplumunda o samimiyetle sınırsızlığın birbirine karıştırıldığı bir nokta var. İnsanlar birbirlerini gördüğü anda ilk söylediği şey kilo almışsın, kilo vermişsin, zayıflamışsın. Hatta bundan daha kötü cümlelerle. Tabii ki. Yani ben şimdi siz kibar kibar söylediniz yani. Ekranda izliyor, o yüzden alabildiğince kibar söylemeye çalışıyorum. Yani estetik yaptırsan yok işte burnun ne biçim yaptırmasan burnun ne biçim yaptırsan şuna bak estetikten işte gülemiyor vesaire. Yani insanları memnun edemiyorsunuz bir türlü. Tabii öyle olunca hepimiz bundan buna çok... Buna body shaming diyor değil mi? Vücut utandırması. Çok teşekkürler. Yani ben onu beden utandırma, nasıl? İşte beden üzerinden utandırma diye bir şekilde çevirmeye çalıştım Türkçe'ye ama bunu sıklıkla tabii ki yapıyoruz. Şimdi öyle olunca tabii ki hani sosyal medyanın hepimiz üzerinde bir etkisi var ve ideal beden şekli kriterlerine dair tabii ki bizi baskı altında tutuyor ve bu da tabii ki hani bizi işte belli bir şekilde görelim, belli bir görüntüye sahip olalım ve işte bu da bizim tabii ki
yeme davranışımızı etkiliyor. Yalnız ben şu ayrımı yapmak istiyorum. Günümüzde ideal beden şekli slim thick. Yani artık çok zayıf olmak moda değil. Yani bu kardeş yanlardan sonra falan zaten hani şu an ideal beden şekli çok öyle zayıf. Öyle bir hizmeti oldu onların. Yani evet onların öyle bir hizmeti oldu. Ama orada da şöyle bir durum söz konusu. Vücudun yağlı olacak ama hani o yağ belli yerlerde ve şekilli olacak şekilde. O daha da zor daha zayıf da olmaktan şey. Bu arada gerçekten. Çünkü o çok ırksal. Yani popon büyüyecek. Ve tabii ki yani yuvarlak olacak falan filan. Yoksa o armut olursun, kulum saati olmazsın gibi şeyler de söz konusu. Şimdi dolayısıyla aslında günümüzde zayıf olma çok tek ideal kriter değil. Değil. Ama şişman olma korkusu. Şimdi zayıf olma isteği demeyelim de buna şişman olma korkusu daha doğru bir tabir olur. Aslına bakarsanız bunu anlatacak olursak fat fobia dediğimiz şey. Yani hocam o bende de var. Peki, tabii ki şişmanlamayalım. Yani sağlığımız açısından tabii ki şişmanlamayalım ama yani bunu yeme bozukluklarını da şuna indirgemeyelim. Yani işte sosyal medya geldi. Geldikten sonra işte filtrelerde, o Photoshop'larda, ergenlerde etkilendi. Herkes oldu yeme bozukluğu. Yani bu sadece bir etkileyen kolu ve tabii devam etmesine sebep olan önemli bir etken. Çünkü bakıyorsunuz yeme bozukluğu olan kişiyi tam böyle birazcık iyileştiriyorsunuz ekibimizle birlikte. Ondan sonra... Peki hocam şunu merak ediyorum şimdi. Bir yandan da iki türlü yeme bozukluğundan muzdarip mi diyeyim? İki türlü yeme bozukluğu var gibi görüyorum. Bir tanesi uzun yıllardır konuşulan aşırı kilo, obezite. Özellikle bu Batı dünyasında ve Arap dünyasında çok konuşuyor. Türkiye'de giderek oranının arttığı söyleniyor. Bu obeziteyle mücadele yöntemlerinden kaynaklanan bu sefer tam tersi bir yeme bozukluğu da ortaya çıkmaya başladı. İşte sizin az önce söylediğiniz sağlıklı beslem, ortoreksiya mı? Ortoreksiya ve buna paralel olarak da anoreksiya gibi yememe, az yeme, bedeni ufaltma şeyleri. Bunlarda hangisi daha vahim toplumda görülüyor? Geçenlerde Fransa'da bir makale okudum. Fransızlarda özellikle Fransız gençliğinde yani 14-21 yaş arasında yeme bozukluğunun oranı %19.2. Bu az her türlü hastalıktan daha yüksek bir oran aslında evet, baktığımız evet. zaman. Hangisi bunlardan daha şu an toplumda daha tedirgin edici boyutlarda ve hangisiyle mücadele etmek daha zor? Yani şimdi biri diğerinden daha iyi demek aslında yanlış olur. İkisi de kendi alanında kötü yani aslına bakarsanız. Ama tabii şöyle bir sıkıntı var. Her yeme bozukluğu dışarıdan belli olmuyor. Şimdi obezite kişi kilo oluyor. Bir de şu ayrımı da yapmak gerek. Her obez olan kişinin yeme bozukluğu var demek değil. Tabii ki. Yani obezite ayrı kompleks bir rahatsızlık. Her yeme bozukluğu olan kişinin her yeme bozukluğu olan kişi çok zayıf ya da çok kilolu demek de değil. Her kilolu olan kişi yeme bozukluğudur demek de yanlış doğru olur değil. Tabii ki. Şimdi orada ki mesela aslında bakarsanız şimdi yeme bozukluğu çok dışarıdan anlaşılan bir şey değil. Değil ancak yok değil. Yani kiloya bakarak ancak gerçekten kaşeklik görünümlü bir anoreksiya nervoza ya da işte belki kişinin fazla kilosu olacak da belki yeme bozukluğu vardır diye şüphelenirsiniz. O da etiketlemek olur, yanlış olur. Ama onun dışındaki spektrumda yeme bozukluğunu özellikle bulimiya nervoza, tıkınırcasına yeme bozukluğu ve bütün atipik yeme bozukluklarını dışarıdan kiloya bakarak anlamamız imkansız. Tabii öyle olunca da uzun seneler devam ediyor. Aile bunun farkına varmıyor ve ona geleceğiz. Aileler nasıl bunun farkına varır geleceğiz. Hocam yeme bozukluğu tipleri nedir bize? O zaman bir anlatın da onu bir bilelim. Yani kaç çeşit yeme bozukluğu var? Şimdi şöyle tabii ilk önce yeme bozukluğu burada tabii önemli bir nokta var. Yeme bozukluğu gizli bir şeydir. Hatta yani dışarıdan görülebilirin ötesinde gizlidir. Yani yeme bozukluğu olan insanların yeme bozukluğu olduğunu ailelerinin de anlaması yani neredeyse semptomlar başladıktan 8 ay, 1 yıl sonra olur. Çünkü yeme bozukluğu olan, zaten yeme yani anormal yemenin özelliklerinden bir tanesi bu. Yani sorunlu yeme şeklinin. Dolayısıyla eğer sorunlu bir yeme şekliniz varsa veyahut da aldığınız kaloriyi kompanse etmek için bir şey yapıyorsanız bunu yani çok büyük oranda gizli yaparsınız. Dolayısıyla insanlar görmez sizin ne yaptığınızı. O yüzden de zaten çok doğru söylüyorsunuz, dışarıdan görülebilir bir şey değil. Şimdi çeşitlerine baktığınız zaman yani bizim hangi sınıflandırmaya baktığınıza göre değişiyor. Ama ana olarak baktığımızda yani çocuklarda görülenleri geçersek, yani sadece çocuklarda daha fazla görülenleri, onlar da birleştirildiler. Şimdi bir anoreksiya nervozu var, bir bulimiya var, bir tıkınırcasına yeme var.
gibi üç tane büyük... Üç ana başlık var. Üç tane büyük grup var diye düşünelim. Bir de çocuklarda görülen bazı yeme sorunları var. Yani mesela pika diye bir hastalık var. Orada işte yenmeyecek bir şey yiyor çocuk veya işte ruminasyon bozukluğu diye bir şey var. Yediğini geviş getir çıkarma gibi ağzına geri getiriyor. Bir de yeni koydukları arfit diye bir bozukluk var. O da eskiden olan bir sürü şeyin bir araya geldiği bir yeme bozukluğu çeşidi. Yani çocuk peki çocuk yeme yiyor bozukluğu daha sonra ergen yeme bozukluğu düşünüyor, dönüşüyor mu her yoksa zaman orada değil kalıyor mu? Her zaman dönüşmüyor. Yani bazıları da, yani zaten bunların biraz doğaları farklı. Mesela bazıları bunların sadece yani daha büyük oranda zihinsel gelişim sorunu olan ve otizm spektrum bozukluğundan çocuklarda görülenleri var. Hocam öyle bir söyledi ki Çince gibi hiç anlamadım. Şöyle yani mesela bu pika denen şeyde çocuk yemek dışında bir şey yiyor. Mesela diyelim ki toprak yiyor diyelim. Şimdi bu normal... Çok yaygındır ama çocuklarda. Evet. Normal. O yüzden zaten kültürel olarak kabul edilmiyor olması lazım. Çünkü bazı yerlerde zaten kültürel olarak kabul edilen bir şey. Mesela bu kimde daha çok görülüyor? Normal yani tipik gelişen çocuklarda da görülüyor. Ama zihinsel gelişiminde sorun olan ve otizm spektrum bozukluğunda olan çocuklarda daha sık görülüyor. Mesela bu tip yeme sorunlarının doğasıyla anoreksiya, işte bulimiya gibi bozukların doğası biraz farklı. Çünkü bunlar da veya bu arfit denen o öbür bozuklukta da aslında çocuğun yeme şeklinde zaten biraz da bilişsel gelişiminden de kaynaklanan bir durum o. Yemeğe tutumuna dair bir bilişsel sorun yok. Yani ne demek bu? Çocuğun şöyle bir derdi yok. Ben kilo almayayım veya da vücudum şu şekilde olsun diye bir sorunu veya derdi yok. O bunlar o yüzden birazcık daha farklı bir yeme bozukluğu şekli. Ergenlikteki veya önergenlikte çünkü anoreksiya daha erken dönemde de çıkabiliyor. Oradaki fark o yani diğer sorunlardaki yeme bozukluklarındaki ana konu kişinin yemeğe karşı olan tutumu ve kilo alma ile ilgili korkusu ve vücut algısındaki sorun. Dolayısıyla onların sadece yapısı kilo alma farklı. Yoksa hocamın dediği gibi kontrol etme duygusu mu yandan? Şimdi da şöyle ama oradaki temel nokta yani kontrol şöyle söyleyeyim. Şimdi bu anoreksiya, bulimiya işte bu tıkanıcısına yemeğe baktığınız zaman bunların hepsi benzer kişilik özelliklerinde olan insanlar değiller. Yani anoreksiya olanlar özellikle anoreksiyada iki tip. Bazıları yemiyor, bazıları yiyor çıkarıyor gibi düşünün. Anoreksiya, bulimiya karışımı yani o. Gibi. Hı-hı. Ama farkı ne? Kiloları düşük. Bulimiyaların kiloları düşük değil. Şimdi burada dolayısıyla anoreksiya olanlar özellikle kısıtlayıcı tip anoreksiya olanlar az yiyorlar ve bu da çok zor bir şey tabii. Mesela bunlar daha mükemmeliyetçi, daha kontrolcü, çoğu zaman akademik ve bir süreçten daha başarılı insanlar. Ama mesela bulimiye olanlar daha dürtüsel, daha fazla davranışsal, duygusal sorunlar yaşayan, daha fazla kişilik problemi yaşayan mesela kişiler. Dolayısıyla aslında yine bir kontrol ama neyin kontrolü? Şimdi bir tanesinde vücudunun, hayatının vesaire kontrolü gibi düşünün. Bulimik olanlarda kontrol ettiğin şey esasında ne? Stres kontrolü gibi oluyor. Yani bu zaten şöyle bir şey. Dürtü kontrolü olan insanlarda ben hep söylüyorum o bir paket gibi geliyor. Şimdi yeme bozukluğu bunun bir parçası. Kendine zarar verme davranışı. Yani işte kendini kesme, biçme vesaire diğer parçası. İşte kumar oynama başka bir parçası. İşte kontrolsüz cinsel ilişki başka bir parçası. Dolayısıyla buradaki madde kullanımı diğer parçası. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyorsunuz? Sizin stresle başa çıkma ve duygusal olarak kendinizi yani veya durumu kontrol etme beceriniz düşük olduğu için siz bir an önce buradan çıkacağınız bir şey gerekiyor size. Bu yeme olabilir, diğer davranış olabilir. Anoreksiyadaki kontrol daha farklı. Orada çünkü yememe, yani yememeyi başarma üzerinden bir kontrol var. Dolayısıyla ikisinde de var ama biraz farklı şeyler var gibi düşünebiliriz. Yetişkin yani veya ergenlerdekine... Hocam, pardon, orada da yememeyi, yani kontrol, yani duygu regülasyonunu, duygu yönetmeyi bir tanesinde yani anoreksiya nervoza açısından baktığımızda yememe ve kısıtlama üzerinden yapma. Bulimia nervosa'da da işte yeme atakları arkasından gelen kusmalar ve tıkanırcasına yeme bozukluğunda da mesela işte tıkınma ataklarıyla gibi. Aslında hani hepsi birer de hani bir parçada hani bir tutamda duygu regülasyonu var içinde. Evet ama şöyle yani zaten sonuçta yani ne yaparsanız yapın bir şekilde o olumsuz duygularınızı regüle etmek için yaptığınız bir şey. Tabii olumsuz duygularınız nasıl, ne zaman ortaya çıkacağı da bir sürü farklı şeye bağlı. Şimdi mesela benim şurada karşımda Mercury duruyor, oturuyor evet orada. Mesela şimdi oraya baktığınızda gayet ciddi görünüşlü bir hanımefendi.
Mesela şimdi orada kaç tane erkek var? Bayağı bir işte Heisenberg'inden Einstein'ına herkes oturuyor. Bir tek o orada oturuyor. Şimdi mesela onun özgüvenini zor sarsarsınız. Yani çok kolay kolay bir şey söyleyerek. Tabii ki sarsabilirsiniz. Yani şimdi burada sonuçta bildiğiniz bir insan. Evet. Ama şöyle yani. Hani karşımda durduğu için söylüyorum. Dolayısıyla bu evet herkes zaten davranışlarını ne yapıyorsunuz? İşte duygularınızı regüle etmek için yapıyorsunuz. Burada ama ikisi arasındaki fark şöyle. Anoreksiya olanlarda ki orada yani zaten biraz öncekinden dönüp gelirsek yani sizin medyada veya arkadaşlarınızla veya diğer insanlardan aldığınız şeylerin, geri bildirimlerin sizin üzerinizdeki etkisini temelde belirleyen şeylerden bir tanesine sizin kendi özgüveniniz ve ne kadar bir sürü şeyi kontrol edebildiniz. Burada yani anoreksiyalarınkinde baktığınızda onların özgüveni biraz fazlaca şeyle ilişkili, vücut görüntüsüyle. O yüzden ama bunu yapabiliyorlar. Yani aslında kontrol edebiliyorlar. Ve tabii o devam ettikçe, yani kilo aşağı doğru düştükçe bir şekilde o kontrol ve başarı hissi artıyor. Başarı hissi uyandırıyor. Zaten şöyle bir şey var. Bu insanların biliyorsunuz kendi toplulukları var. Yani internette işte kendi sosyalleştikleri alanlar var. Mesela oraya baktığınızda orada bunun artık zaten belli bir yerde direkt kendi kimlikleri durumuna geldiğini de görmüş oluyorsunuz. Yani mesela bir anoreksi olan kişi kendisini tanımlarken işte kaç kilo, kaç kilo inmek istiyor, nereden nereye geldi şeklinde bir tanımlama olarak. Dolayısıyla mesela çok kilo vermiş bir anoreksiyaysan daha yüksek mertebe gibi oluyorsun ama daha başlardaysan daha düşük mertebe gibi oluyorsun. Orada bir garip bir, yani daha farklı bir bilişsel şey devam ediyor. Evet. Ama sonuç olarak buradaki yaptığın şey, yani o yeme üzerinden sağladığın şey herkes için olumsuz duygunun veya olumsuz duygu durumun kontrolü. Ama olumsuz duygu durumu nasıl çıkacak? Kişiden kişiye değişiyor tabii. Peki hocam bunu tetikleyen şey nedir? Yani gençlerde, ergenlerde bunu tetikleyen psikolojik veya psikiyatrik veya sosyolojik etkenler nelerdir? Niçin yeme bozukluğu gibi bir şey tetikleniyor insana? Sadece kontrol etme duygusuyla alakası muhakkak ki var ama herhalde tek başına olsa gerek değil. Kontrol etme ihtiyacının da kökeninde başka psikolojik etkenler var tabii ki. Yani nedir mesela? Neye dikkat etme lazım? Bir ergenin özellikle yeme bozukluğuna ilerlemesi için aileler neye bakması lazım? Çocukları nasıl gözlemlemek veya etkilememek lazım? Şimdi öncelikle evde sürekli diyet kilo konuşulmasını çok istemeyiz. Yani çünkü yani diyet kilo yemek konuşulan ki bizim kültürümüzde de bunlar sıklıkla ne yazık ki konuşuluyor. Çok istemiyoruz çünkü bu sefer yemekle kurulan ilişki de olabildiğince sağlıksız bir hale geliyor. Yani aslında çocukluktan itibaren keşke günlük rutinimiz el verse de ailece güzel sohbetler yaparak yemek yesek ama bu ne yazık ki gerçekleşmiyor. Herkes kendi başına işte eve geliyor, atıştırıyor ayakta, gidip yatıyor şeklinde. Dolayısıyla da yemekle sağlıklı bir ilişki kurulamıyor. Çünkü yemek aynı zamanda sosyal bir ihtiyaç. Yani biz arkadaşlarımızla buluştuğumuz zaman hani gel bir bankta oturup birbirimize bakıp sohbet edelim demiyoruz yani. Bir yemeğe gidelim, bir şey içelim ya da işte bir tatlı paylaşalım bir şey şeklinde ya da kahve içelim. Yani yiyip içme üzerine. Dolayısıyla bu sosyal bir ihtiyaç da aynı zamanda. Şimdi aynı zamanda biz astronot da değiliz. Yani öyle işte yemek yedim, doydum, ondan sonra yemeği bıraktım, kalktım. Tamam çok ideal bir söylem ama bazen sadece canımız sıkıldığı için de yemek yiyebiliriz. Yani bu illa bir patoloji olacağı anlamına gelmiyor. Yani evdesiniz, pazar günü çok sıkıcı canım hava. Canım sıkılıyor, gidiyorum işte buzdolabını açıyorum, bakıyorum bir şey yok. Tekrar kapat, dön eve, git odana, tekrar gel. Yani bu hepimizin yaşadığı rutinler yani aslında bakarsanız çok normal. Ha bu ne zaman problem haline geliyor? Özgür Hocam'ın da dediği gibi artık bu hayatın akışını işlevliği bozduğu zaman bir problem haline geliyor. Yoksa ara ara bunu yapmak yani çok insani çünkü yemek haz verir. Yani şimdi son dönemdeki en büyük söylemlerden biri, en sık duyduğum diyeyim söylemlerden bir tanesi işte hani duygusal açlık. Yani duygusal açlık nedir? Yani bu nereden geldi bizim? Ya duygusal yeme diye bir şey de var. Duygusal yeme işte o İngilizce'deki emotional eating'i direkt Türkçe'ye çevirdik ama çok popüler bir söylem. Yani size şöyle söyleyeyim. O kadar popülerleşti ki derinliği azaldı
bence. Şimdi duygusal açlık nedir? O zaman duygusal tokluğun da olması gerekiyor. Karşıtlarıyla baktığımız zaman kavramlara, yani duygusal tokluk nedir tam olarak? Yani ben bunu açıklayamam sonuç itibariyle. Tamam, yani çok böyle Amerikan işte kişisel gelişim kitaplarının 90'lardan 2000'lerin başından itibaren ülkemize girmesiyle ağzımıza yapışmış, klişeleşmiş laflar. Duygusal yeme de aynı şekilde kişinin aslında baktığımız zaman zor duyguları, zorlayıcı duyguları yönetmek için yemeğe yönelmesi. Ama mesela benim arkadaşlarım var mesela. Kimisi duygusal olarak sorun yaşadığı dönemde uyumayı tercih ediyor. Hı-hı. Kimisi de duygusal olarak sorun yaşadığı dönemde ha babam yemek yiyor. Hı-hı. Bu sayılmaz mı orada? Hangisi sayılır? Yani bunlar bozukluk sayılmaz mı? Duygusal yeme sayılmaz mı? Şimdi sürekli yapıyorsa eğer ve bu onun işte fiziksel sağlığını ve aynı zamanda ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyorsa o zaman tabii ki problem. Ama yani 40 yılda bir pazar günü canlısı falan o problem değil. Yani kaçınmayı çok istemiyoruz. Yani o duygusal kaçınmayı anladım. Çok istemiyoruz. Yani insan zaman zaman ya bugün de abartayım diyebilir. Bu bir önemli bir şey değildir. Bir hastalık değildir bu. Değil ama öyle bir lanse ediliyor ki yani sanki işte yemek yedim. Ama bunu düzenli bir hale getirip sürekli olarak bunalımdan kaçmak için yemek yiyorsam bu bir sorundur. Çok doğru. Çok güzel özetlediniz. Şimdi aileler neye dikkat etmeli? Birincisi dediğim gibi sürekli diyet kilo konuşulması evin içinde. İki, çocukluktan itibaren sürekli ergenin beden şekli ve kilosuna dair eleştirilerde bulunma. Yani bizde sevgi sözcükleri bile mesela tombişim, ayıcığım bu şekilde sevilir çocuklar. Okullarda en sık lakap ayıdır mesela tabii, yani. Yani bu çok normalmiş gibi. Öyle olduğu için de tabii ay beni ne kadar çok seviyorlar, bana ayı diyorlar demez mi çocuk yani baktığınızda. Doğal olarak hem evde hem de okulda bu bildiğiniz bir çocukluktan itibaren o görülen zorbalık ve beden üzerinden görülen zorbalık ve dolayısıyla tabii ki özdeğer problemin oluşmasına sebep oluyor. Duyguların özgürce ifade edilemediği ve yargılandığı aile ortamları. Mesela bizim kültürümüzde bu çok yaygın. Ne gibi? Ağlama güçlü ol. İşte ağlamanın zayıflıkla özdeşleştirilmesi. İşte kan kusacaksın ama kızılcık şerbeti içtim diyeceksin gibi. Şimdi bir Japonlar kadar olmasak da biz Türk toplumu olarak öyle çok fazla aslına bakarsanız duygularımızı ifade etmeyesek şey derler. Ya ne psikoloğa gideceksin ya işte arkadaşına anlatırsın gidersin onun yerine ona vereceğin paraya iki ayakkabı alırsın tatile gidersin keyfin iyi. Genel olarak ama söylenen bu. Ama farkındaysanız biz hep olayları konuşuruz. Yani başımıza gelen olayları anlatırız. Evet. Başkalarının gıybetini yaparız ama gerçekten bir olay karşısında nasıl hissettiğimizi, bir olayın bize kendimizi nasıl hissettirdiğini söylemeyiz. Çünkü kendimiz de bunun farkında değilizdir. Çünkü çocukluktan itibaren yetiştiğimiz aile ortamında ebeveynlerimiz bize bu konuda rol model olmamışlardır. Mesela tartışmalar, suçlamalar... Yani yeme bozukluğunun temelde bir tanesi duyguları saklamak mı? Duyguları bastırmak. Duygulara çözülmesi gereken bir problemmiş gibi bakmak. Çünkü ebeveynler çocuklara sürekli duygu hissetmek yanlış bir şeydir. Ağlarsan zayıfsın. İşte her şeyin var. Neden mutsuzsun abi? Gibi yargılamalar. Bu çok yaygın aslında bir şey. Çok yaygın, çok yaygın. Öyle olunca... Sana rahat battı. Tabii rahat battı işte. Sen işte bu şımarıklık seninki ya. Ne depresyonu. Yani çok rastladığım bir şey. Ne yeme bozukluğu. Yani şımarıklık tamamen yeme bozukluğu diye bir şey uydurmuş gibi gelen ebeveynler var. Bu ebeveynler gerçekten sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ebeveynler. Şimdi hal böyle olunca o duyguları ifade edememek ne oluyor? İşte çocuk ergenlik, yetişkinlik döneminde bir duygu hissediyor. İşte ne yapacağım bu duyguyla? Bilmiyor ki. Çocukluğuna itibaren duygularını hissetmeyi öğrenmemiş, tanımlamayı öğrenmemiş, duyguyu paylaşmayı öğrenmemiş, duyguyu hissetmek için kendisine izin vermeyi öğrenmemiş. Böyle olduğu zaman da eyvah bunu çözmem gerekiyor. Nasıl çözeceğim? Çözemem. Kaygı. Hissettiğiniz duygu artı kaygı. Çünkü ben bunu nasıl çözeceğim? Bu bir problem. Bana öyle öğretildi. Hmm. Nasıl çözeceğim? Duygu artı kaygı. Bu sefer bu daha da zorlayıcı bir duygu haline geliyor. Ama bu sefer bundan kaçınmam gerek. Bu sefer stres artıyor. Evet tabii. Kaçınmam gerek. Duyguyu hissetmekten kaçma arzusu. İşte o noktada yeme bozukluğu devreye giriyor. Çok yemek, yiyip kusmak ya da sürekli işte yemek düşünmek, diyet düşünmek, kalori hesaplamak duyguları aslında bir anlamda işte o bahsettiğim demin kontrol etme biçimi. Duyguyu hissetmekten kaçma biçimi. Bu sefer ne oluyor? Mesela örneğin tıkınırcasına yeme bozukluğu diyelim ya da bulimiya nervozu. Binge eating'de. Kısa bir zaman dilimi içerisinde kişi normalde yediği yiyecek miktarının çok daha fazlasını canı acıyıncaya kadar kontrolden çıkmış bir biçimde yedi ve sonrasında da pişmanlık, suçluluk
hissettin. Tamam. Peki. O zaman ne işe yarıyor? Şimdi sen hem olumsuz bir duyguyu, aslında duyguları olumlu, olumsuz diye de çok ayırt etmemek gerekiyor. Çünkü bütün duygular yaşamın ve insan olmanın bir parçası. Zorlayıcı bir duygudan kaçarken, ah ne oluyor? İşte sen atak geçirdin, yedin, sonrasında suçluluk, pişmanlık hissediyorsun. O zaman ne işine yarıyor? Bu sefer duble sıkıntı. Duble sıkıntı. Ama burada şöyle bir gerçek var. Kişi yemek yedikten sonra, yani atak geçirdikten sonra nasıl hissedeceğini biliyor oluyor. Yani sonrasındaki suçluluğu, pişmanlığı biliyor. O tanıdık bir duygu. Kontrol ettiği ve bildiği bir duygu. Ve sebebini de biliyor. Ya ben atak geçirdim, o yüzden kendimi kötü hissediyorum. Yarın geçirmem, kendimi iyi hissederim. Evet. Ama diğer halde, yani diğer duygu halinde, çünkü duygular illaki somut bir olay karşısında dışsal bir etkenle tetiklenmez. Bir sabah uyanırsınız, kendinizi kötü hissedersiniz. Yani şimdi eğer yani duygularıyla barışmamış bir kişi, duygularıyla kopuk bir kişi, o duyguyla ne yapacağını bilmez. O yüzden de bildiği rutine gider. İşte yeme bozukluğu davranışı... Baş edebileceğini düşündüğü bir sorun yaratır kendine. Çok güzel özetlediniz, harika. Kesinlikle bu sefer o bildiği probleme odaklanır ve o döngüde kalmayı seçer. O yüzden de zaten yeme bozuklukları çok uzun seneler sürebiliyor. Çünkü yani stres hayatımızın her alanında var. Yani ben bugün buraya gelene kadar işte trafikte kalacak mıyım? İşte makyaj nasıl oldu, saç nasıl oldu, işte randevularım var. Yani bir dolu günlük küçük mesele var zihnimizi kurcalayan. Yani öyle çok rahat da ben hayatı saldım falan. Yani büyük şehirlerde yaşarken bu ekonomik koşullarda özellikle öyle çok yapabileceğimiz şeyler değil tabii ki. Ama bu demek değil ki tabii ki gidip bunu bir patolojik bir yöntemle yönetelim. Yani tabii ki duyguları sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz. Ama tekrar söyleyeyim. Yani o zaman anladık da şu, ailelerin en önemli şeyi çocukların duygularını ifade etmelerine imkan sağlamak ve bu duyguların konuşulmasına yol açacak ortamlar yaratmak. Evet ve aynı zamanda bu konuda kendilerinde rol model olması gerekiyor. Yani çünkü kendisi mesela o duyguyu kontrol etmek için alkol kullanıyorsa, çocuğuna evladım sen duygularını benimle paylaş derse bu zaten çok inandırıcı olmaz. Çocuk da içeri. Yani çocuk da sonuç itibariyle ya bağımlılık ya da yeme bozukluğuna yatkınlık geliştirecektir. Peki hocam, bir reklam arası vereyim. İnşallah yemek de reklamı yoktur. Şimdi börek çıktı karşımıza. Hocam, az önce Feyza'nın da söyledi, gerçekten de yeme bozukluklarında, özellikle anoreksiya kısmında bilişsel şeyler çok yüksek. Yani eğitim ve kültürel düzeyin çok yüksek olduğu yerlerde bu gibi yeme bozuklukları var. Ve bunlar sadece ergenlikte değil, sonrası. Ben Boğaziçi'nde okurken çok önemli, ismi lazım değil, rahmetli oldu gerçi, hocalarımızdan bir tanesi şeydi, anoreksiya nervozaydı. Ve beni dedi ki, kadın ölecek. Bile bile üst düzey bir akademisyen, çok saygın, ama bu hastalığın kendisini öldürebileceğini bile bile, o hastalığın, bu nasıl bir yapıdır ki insanlar sonuçlarını bile bile bundan hani kurtulma veya bundan baş etme yöntemini geliştirmiyorlar? Niye bu hastalık bilinç düzeyi yüksek insanlarda daha fazla oluyor? Yani kısıtlayıcı tipte bir anoreksiya olabilmek için dediğim gibi bir kere iradenizin kuvvetli olması lazım. Çünkü aç kalmak kolay bir şey değil. Bunu böyle pozitif bir nokta olarak söylemiyorum ama olay bu. Dolayısıyla da orada şöyle bir sorun var ama. Şimdi hastaları gördüğünüz zaman mesela görüyorsunuz işte insanlar düşmüş artık 23 kilo, 25 kilo. 25 kilo. Tabii. Ve yani çok korkunç durumda. Ama hala konuştuğunuzda, yani bozukluğun ağırlığını bazı vakalarda söylemek için, belirtmek için söylüyorum, hala kendisini yani kilo vermesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla burada bazı olgularda artık bunun iyice bir gerçeği değerlendirme sorunu haline geldiğini söyleyebiliriz. Yani ağırlık olarak baktığınızda burada bir algı ve gerçeği değerlendirme sorunu olarak, yani bir sürü ağır olguda aslında fark, yani nasıl söyleyeyim, gerçekle bağdaşmama durumu neredeyse hani bir şizofreni de olacak kadar ağır aslında. Çünkü hala işte 23-25 kilo, 30 kilo olan birisi işte şuramın biraz daha zayıf olması lazım veya idamdaki vücut şu diye devam edebiliyor. Dolayısıyla buradaki o düşünce ve algı sorunu... Yani temelde bir algı bozukluğu oluşuyor o zaman. Şimdi vücut algısı
dediğiniz şey veya, evet, veyahut da vücut imajı diyelim. Bunun 4 tane bileşeni var. Bir tanesi algı. Yani çünkü hakikaten kendinizi nasıl gördüğünüzle ilişkili bir şey. Zaten bu vücut dismorfik bozukluk denen şeyde o algı bozuk oluyor. Sadece ama o da kilo ile ilgili olması tabii gerekmiyor. Mesela diyelim ki burnunuzu beğenmiyorsunuz. Bu anoreksiyle direkt, yani anoreksiyle beraber olabilir ama ayrı hastalığı son olarak düşün. Ama oradaki de benzer bir şey. Yani diyorsunuz ki benim burnum iyi değil. Dolayısıyla size insanlar diyor ki yok, burnumda bir şey yok. Şimdi burada da bir sürü insan da diyorlar ki benim mesela işte göbeğim var. Hani diyorsun göbeğin falan yok. Sen zaten vücut kitle indeksin 13, yani senin göbeğin falan olamaz dolayısıyla. Ama orada kişi hala kendisine baktığı zaman o şekilde algılamaya devam ediyor. O yüzden zaten yemek yediklerinde çok böyle bir yoğun bir kaygı olmasının sebeplerinden bir tanesi o. Çünkü insan, yani danışanlarla konuştuğumuz zaman şiştiklerini söylüyor zaten. Mesela onu çok net tarif ederler. Yani diyor ki ben işte bugün 300-400 kalorilik bir şey yedim. Karnım şişti, yüzüm şişti. Zaten tabii diyorsunuz ki böyle bir şey olamaz. Yani sen sonuçta işte bir tane elma yedin, yani bir elma, yani nereni şişirebilir, ama öyle değil. Hakikaten algı olarak da o algı oluyor. O yüzden de bir şekilde o yeme bozukluğunun şiddetine göre kişi, evet, öleceğini gördüğü halde, ki çoğu zaman bunu bu şekilde insanlar kabul etmez. Yani yeme bozukluğu olan kişilerin önemli bir kısmı zaten kendileri yeme bozukluğu olduğunu kabul etmezler. Sonucundaki durumlarla ilgili olarak da genelde gerçekçi değillerdir. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu anoreksiya, biz işte tarif ederken sanki senin zihnin içine başka bir şey girmiş gibi. Yani kafana bir şey girdi. Böyle bir alien gibi bir şey. Seni kontrol ediyor gibi. Dolayısıyla normal, tanıdığınız tatlı, böyle işte dürüst, ondan sonra gayet makul davranan, makul kızınız veya oğlunuz, ama daha çok kızınız tabii, gider. Yerine yalan söyleyen, ama bu konuda, her konuda değil, bir şekilde gizli gizli işler çeviren bir insan gelir. Dolayısıyla biz bazen onu o şekilde tarif ediyoruz. Bak diyoruz, sen bu ikisini ayır. Senin çocuğun ayrı, anoreksiya ayrı gibi. Anoreksiya bunu yaptırıyor gibi. Tabii metafor olarak tarif ettiğin zaman insanlar bunu daha iyi anlayabiliyorlar. Çünkü kişinin... Yani Dr. Jekyll Mr. Hyde gibi bir şey oluyor. Oluyor, evet. Çünkü kişinin davranışlarını değiştiren bir şey gibi. Aslında bu bir sürü obsesif durumda da böyledir mesela. Orada da sanki sizin içinizde olup da böyle, tabii öyle bir şey yok ama yani bir şekilde orayı kontrol eden başka bir varlık var. Bir tür bipolar gibi mi oluyor yani? Yok, değil. Değil. Aslında tabii bu, yani gerçekten kafanızın içinde bir şey olup sizi kontrol ediyor değil, ama yani olayı anlamak ve ayırmak açısından abi, önemli. Çünkü burada şöyle bir şey var. Mesela anoreksi olan insanların diğer konularla ilgili yargılamalarında falan bir sorunları yok. Zaten gayet akıllı, başarılı, konuştuğunuzda bir sürü konuda son derece iyi karar veren insanlar. Bunlar öyle bir, yani dağılmış, işlevselliği yok olmuş, düşmüş. Yani çok tabii kiloları düşünce değişiyor, ama insanlar değiller. Ama burada yani yemeyle ilgili yargılamalarında ve düşünce yapılarında ve vücut algılarında orada ciddi bir sorun var. O yüzden sanki orada bir başka bir şey orayı ele geçirmiş gibi tarif ediyor. Şimdi öyle olduğu zaman ne oluyor? Sanki sizin kafanızda bununla ilgili başka bir şey var. Ve o böyle size diyor ki yeme, 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 yeme. Yani seni bir şekilde yemekle karşılaştığında kaygılandıran ve seni çok iyi tanıyan bir şey gibi düşüneceksiniz. Dolayısıyla sana nereden seni vuracaksa onu bilip oradan sana doğru hareket eden bir şey. Öyle olduğu için ve sen yemedikçe de onu güçleniyor gibi düşünüyorsunuz. Öyle olduğu zaman ne oluyor? Kilo düştükçe aşağı, ne kadar makul bir insan da olsan, gitgide sen zayıflıyorsun, anoreksiya güçleniyor gibi oluyor. Dolayısıyla senin üzerindeki etkisi ve kuvveti artıyor gibi, yani bir benzetme yapabiliriz. Öyle olduğu için... Bulimiya ile mesela farkı ne bunun? Bulimiya'daki, yani bulimiya'daki fark şu. Bulimiya'da bir kere şöyle, yani iki fark var. Bir tanesi bulimiyanın bir avantajı tabii kilonun düşük olmaması. Çünkü kilonun düşmesi, yani açlık belli bir süre sonra vücudun pek çok şeyini bozuyor. Yani işlevleri bozmaya başlıyor. Çünkü mesela beyninizde serotonin kalmıyor. Serotonin falan almıyorsunuz çünkü. Yani mutluluk diye bir şey kalmıyor sonra. Yani gitgide aşağı doğru düşüyorsunuz. Mesela depresyona giriyorsunuz ve bir sürü başka şeyler de oluyor. Bulimiya'daki, dediğim gibi, oradaki patoloji biraz daha farklı. Bulimiya'dakilerin temel sorunu, biraz önce çok güzel anlattı tabii. Ne oradaki esas sorun? Oradaki esas sorun senin olumsuz duyguyla. Yani burada da öyle ama bulimiya'daki daha açık şekilde. Başa çıkamadığın için hızlı kurtulman gereken bir durum. O yüzden de öğrendiğin bir davranış. Yani ha kendine işte bir şekilde zarar vermişsin, ha yemişsin, kusmuşsun.
Evet, biraz sonra kendini kötü hissedeceksin, biliyorsun, ama o anda o şeyden kurtulman lazım. Peki bu tıkanırcasına yemeyle bulimiya paralel giden iki şey mi? Yani bulimiyada çıkarıyorsun. Tıkanırcasına yemeyle çıkarmıyorsun. Ha, çıkarmıyorsun. Dolayısıyla onda sadece yiyorsun, bulimiyada yiyorsun ve çıkarıyorsun. Dolayısıyla ikisinin arasındaki şey o, fark o. Şimdi burada o yüzden yani anoreksiyadaki özellikle o yoğunlaştıkça olan, zaten şöyle tabii ölüm oranlarına baktığınız zaman yani mortalitesi anoreksiyanın çok daha yüksek bulimiyaya göre. Çünkü açlıktan ve gitgide aşağı düştüğü zaman özellikle kardiyovasküler sistemde pek çok sorun oluyor. İşte kalp hızı yavaşlıyor, tansiyonla ilgili değişiklikler oluyor ve sonra işte bradikardi, yani kalp hızı yavaşlıyor. Genelde yani çoğunun ölümü işte geceliğin zaten normalde kalp yavaşlamasının üstüne gelen iyice yavaşlama oluyor ve kardiyovasküler işte o sebepten ölüyorsunuz veyahut da bir kısmı suisit de yani intihar ölüyor tabii. Dolayısıyla bulimiyadaki durumda yani ikisinin patolojisi bir miktar farklı olduğu için ama anoreksiyada gitgide yani o kilo aşağı indikçe kişinin yargılaması daha da bozuluyor. Efendim? Metabolizma yavaşlıyor. Evet ve yargılamanız daha da bozuluyor. Yani ilk zamanlardan değil ama kilonuz aşağı doğru düşmeye devam ettikçe açlığın etkileri yani beyninizdeki etkileri daha belirgin olarak tabii ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında anoreksiyaların yani ağır olan anoreksiyalar düşünce bozukluğu açısından dediğim gibi yani bir psikotik bozukluktan çok bir farkları yok. Yani o derece zaten ikna edemezsiniz. Yani nasıl bir insan kendisinin ne bileyim işte beynine ve uzaylıların çip yerleştiğini düşünüyorsa ve kolay kolay ikna edemezseniz burada da kilo ile ilgili ikna etmeniz mümkün değil. Uzaylılar gitti biliyorsunuz, yerine şey geldi, Bill Gates geldi. Evet doğru. Değil mi? Aşı çipi. Evet. Dolayısıyla oradaki patolojinin ağırlığı yüzünden insanlar evet ölebileceklerini bilse bile devam eder. Aslında bunu şunun için de düşünebilirsiniz. Bizim bir sürü gördüğümüz durum da böyle. Mesela işte bir madde bağımlısı insan için de yani evet, biliyor öleceğini. Yani zaten belli. Yani çok daha basit düşün. Sigara içenleri düşünün yani. Sonra sigara içen insanların %50'si sigara yüzünden ölecek. Bu artık yani çok net bir bilgi. Bilgi mi gerçek? Evet. Yani bu hiç kimsenin yaslayamayacağı bir şey. Ama insanlar içiyor sigara. İçki içiyor. Yani yani o zaman bu şey yeme bozuklukları da aslında bir tür bağımlılık mı? Şöyle yani kontrol kaybı olan her şey aslında aynı şekilde değerlendirilebilir. Yani biz, o yüzden aslında ilk başta hani hangisi bozukluk hangisi değil diye konuşurken. Mesela şimdi bu biraz daha genel bir şey olmuş oluyor ama şöyle düşünelim mesela işte arkadaşlarınızla oturuyorsunuz, çıktınız gittiniz iki tane bira içiyorsunuz. Tamam çok güzel veya ne iç, ister rakı içiyorsunuz. Keyfiniz yerinizde, içtiniz kalktınız, herkes mutlu. Şimdi bu ayrı bir şey. Mutsuz olduğunuz için arkadaşlar bir saniye ben buna dayanamıyorum, bir kendime geleyim deyip oturup içmeye başlamanız, sonra iki tane içmek yerine 10 tane içmeniz, sonra sabah kalkıp işe mi gidemişsiniz ve bu yüzden karaciğerin hastalığı olduğu halde içmeye devam etmeniz ve karınızın sizi boşaması ayrı bir şey. Dolayısıyla ikisi arasında ikisinde de bir şey içiyorsunuz. Bunda da öyle mesela herkes işte arada bir diyet yapıyor, herkes arada bir yemeğini kaçırıyor ama birisinde yani bir kontrol kaybı var ve tabii eşlik eden işte o obsesyonel durumlar ve diğer şeyler var. O yüzden yani benziyor mu? Özellikle bulimya kısmında çok benziyor. Yani o dürtüsellikle kontrol kaybı kısmı. Peki Feyzo Hocam, şimdi anlatılan tablo oldukça ağır. Buna rağmen siz de hocam da başta dediniz ki bunun fark edilmesi çok zor. Bu kadar net bir şey nasıl fark edilmesi zor olabilir? Çünkü şöyle özellikle çok kilo kaybı yoksa yani birlikte de yemek yenmiyor artık bir şekilde yani günümüz koşullarında yeme bozukluğu gayet saklanılabilir. Yani işte ben yedim, aç değilim ya da işte sadece diyetteyim. Çünkü çoğu insan yeme bozukluğunu aynı zamanda diyet yapma olarak da görebiliyor. İşte bizim kız da diyet yapıyor, bizim oğlan da diyet yapıyor gibi. Halbuki orada bir diyet değil, yeme bozukluğu var. Mesela bulimiya... Peki nasıl anlayacak aileler farkı? Ya şöyle, bir kere... Şöyle sorular. Sence kilo aldım mı? Kilolu muyum? Bunu sık sık sormak. Kilo verdim mi? İşte kollarım kalınlaştı mı? Özellikle yeme bozukluklarında mesela evet kilo almaya dair bir korku var ama şöyle yanlış, doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Şimdi her yeme bozukluğu olan kişi, anoreksiya nervoz olan kişi böyle aynaya baktığında kendini kilolu görmez. Yani yazın işte internet arama motoruna anoreksiya nervoz diye klişe
imgeler vardır, görseller, onlar çıkar genelde. İşte bir tane çok zayıf bir genç kız kendini aynada kilolu görüyor şeklinde gibi. Evet, bu şart değil midir? Bu şart değil. Yani bu şart değil. Yani evet, kendini olduğundan daha kilolu görebilir ama bazı durumlarda da şöyle oluyor. Bir, evet kendisinin zayıf olduğunu biliyor ama bir bölgesini, mesela benim göbeğim var. Ben evet zayıf olduğumu biliyorum ama benim göbeğim var ve eğer yemeye başlarsam bu sefer göbeğim daha da fazla olacak gibi. İkincisi, bu senaryonun dışında da evet kişi zayıf olduğunu biliyor bazı anoreksiya nervozu olan kişilerde ama bir yemeye başlarsam ve kontrolü kaybedersem o zaman işte 5 kilo değil 20 kilo alırsam ne yapacağım? Çünkü öyle bir aşerme var ki her şeye karşı. Yani ona o kadar aç kalmak gerçekten zor, kontrol etmek gerçekten zor. Öyle olduğu için de tabii ki mesela dışarıdan anlaşılmasını da kontrol etmeye çalışıyor bu sefer kişiler. Yani bunu gizli yapmaya çalışıyor çünkü bundan utanıyor. Utanıyor. İşte yemek olan ortamlardan olabildiğince kaçınma. Çünkü yemek olan ortamlarda gerilme. Bu neyi getiriyor? Sosyalleşmeyi engelliyor tabii ki. Bir de düşünsenize bunun ergenlik çağında olduğunu. Ergenlik nedir? Akranlarla sosyalleşilen dönem. Siz şimdi yemek var diye akranlarınızdan uzaklaşıyorsanız ya da kilo aldığınızı düşündüğünüz için akranlarınızdan uzaklaşıyorsanız bu sefer ne oluyor? Aileyle simbiyotik, yani bağımlı bir ilişki haline geliyorsunuz. Burası çok tehlikeli Fatih Bey. Çünkü aileler farkında olmadan şöyle bir döngüye giriyorlar. Hasta ve hasta bakıcı simbiyotik ilişkisi. Yani yeme bozukluğu üzerinden bağımlı hale gelen, öyle söyleyeyim, ebeveyn çocuk ilişkileri. Evet. Yani işte anne baba alıyor çocuğu psikoloğa götürüyor, işte psikiyatriste götürüyor, testlerini yaptırıyor. Yedin mi, yemedin mi, ne kadar yedin sorgular. Bu sefer şunu öğreniyor çocuk, bir dakika ya. Hani bugüne kadar benimle hiç ilgilenilmedi, olması gerektiği gibi ilgilenilmedi. Şu an yeme bozukluğum üzerinden, yani hasta rolü üzerinden benimle ilgileniliyor. Şimdi bu yeme bozukluğunun iyileşmesini çok zorlaştıran bir faktör. Şey. Orada yuvalanıyor artık, değil mi? Çünkü kişi hayatındaki en iyi performansını sergiliyor bir bakıma da. Çünkü yeme bozukluğu bir başarı olduğu için, yeme bozukluğu olan kişiler açısından, bir kısmı açısından. Bu sefer o bir performans. Eğer yeme bozukluğundan iyileşirse bu sefer ne olacak? Aile ilgisini kaybedecek. Yani aile ilgisini kaybedecek. O işte sergilediği en iyi performansı kaybetmiş olacak. Şimdi ergenlik döneminde başlıyor genelde yeme bozuklukları. Genellikle mesela anoreksiya nervozu erken ergenlik döneminde. Bulimiya nervozu biraz daha orta ergenlik ve genç yetişkinlik dönemi. Tıkınırcasına yeme bozukluğu hemen hemen her yaşta. Şimdi sizin sosyalleşmeniz gereken dönemde, romantik ilişkiler kurmanız gereken dönemde yeme bozukluğuyla uğraşıyorken tabii ki bu sefer sosyal gelişiminiz, duygusal gelişiminiz, özetle psikolojik gelişiminiz de geride kalıyor. İyileştikten sonra bir bakacaksınız hayatınızda akranlarınız işte iş kurmuş, işte işlerinde başarılılar. Tabii ki yeme bozukluğu olup da işlerinde başarılı olup sosyal olan insanlar var. Ama hani genel bir tablodan bahsediyorum. Yeme bozukluğundan iyileştikten sonra, yeme bozukluğu süresince kaybedilenlerle yüzleşmemek için, çünkü bu oldukça ağır, bazen kişi iyileşmeyi reddediyor ve daha zor hale getirebiliyor. Şimdi aileler nelere dikkat etmeli? Kilo aldın mı, verdin mi sorularının çok sık olması. Kişinin tartılmak... Galiba sadece ailenin değil, çevreninde. Çevreninde. Sık sık tartılmaktan korkma. İşte bazı yeme ritüelleri, işte aynı bardaktan su içme, aynı tabaktan yeme, yemeği kendisinin işte tabağa koyması, ölçmesi, başkalarının ne yediğini de aynı zamanda kendisi gibi kontrol etme davranışları, yeme ritüelleri, yeme bozukluklarında özellikle anoreksiya nervozu da oldukça sık görülüyor. Yani sadece kendini, başkalarını da aile bireylerini de kontrol etmeye çalışıyor. Yani örneğin anne diyelim ki daha az yiyorsa, buna dair inanılmaz bir frustre olma, gerginlik hissetme ve işte herkes aynı miktarda yesin, herkes aynı yiyeceği yesin. Ya da birisi diyet yapıyorsa bundan tetiklenme. İşte o diyet yapıyor, benim de yapmam gerekiyor. Ama bakıyorsunuz zaten hani kız 40-42 kilo civarında gibi. İşte yemekten sonra banyoya gitme. Yani mesela bulimiya göstergesi. Evet, bulimiya nervoza çok uzun seneler gizlenebiliyor. Yani öyle bir şey ki 6 ay sonra gelmiyor kişi. Ben bulimiya nervoza oldum diye. Yani 2 sene içinde geldiyse diyorum erken geldiniz. Yani bayağı erken geldiniz. Ortalaması 5 senedir. Ortalaması 5 sene. Yani pandemi döneminde şimdi yeme bozuklukları yetişkinlerde %80 arttı araştırmalara göre. Ergenlerde %225 yayınlanan raporlara göre. Şimdi
Bunun birkaç sebebi var. Birincisi pandemi yeme bozukluğunun oluşması için bütün etkenleri zaten hazırladı. Bir, global travma nedir o? Yani hepimizin hayatını etkileyen, bir anda hepimizi kontrolsüz hissettiren, belirsizlik içinde bırakan, günlük rutinimizi bizden alan bir dönem yaşadık biz pandemi sürecinde. Bu bir tek hasta olma endişesi değil. Bütün günlük rutinimiz değişti ya yani şimdi. O yüzden şimdi belirsizlik, tamam, yeme bozuklukları neler tetikler? Belirsizliği yönetmekte zorlanma, işte kontrolsüzlük hissi. Ne oldu bu sefer, akranlarla sosyalleşme olacakken o olamadı. Ergen izole oldu. Daha fazla sosyal medyaya maruz kaldı. Zoom kameralarda, FaceTime'lerde bütün gün kendimizi görüyoruz ve onlar da daha büyük gösteriyor ne yazık ki. Şimdi bütün bu faktörler yeme bozukluklarının oluşmasını bu süreçte tabii ki etkiledi. Artı aileler daha fazla evde ve bir arada olduğu için de bir bakın bakmayın farkına da vardı. Yani çocukların yeme bozukluğu olduğunu, yani evden çalışırken. Çünkü bu ölçme, biçme, az yedin, fazla yedin, kendini kontrol etme. İşte örneğin yeme bozukluğu olan kişilerin özellikle anoreksiya nervoza da bir kontrol mekanizması vardır. Yani bir pantolon, o pantolona giriyorsam eğer tartılmaktan kaçınıyorsa kilo almadım. Yani o onun kontrol pantolonudur. Ya da işte şuradaki kemikleri kontrol etme. Eğer bu kemikler hala elime geliyorsa tamam zayıfımdır gibi. Bunlar belli başlı göstergeler. İşte kendini sürekli ayna karşısında çekme her gün ve fotoğrafları karşılaştırma. Bacakların birbirine değiyor mu, değmiyor mu gibi. Şimdi bunları genelde gizli yaptıkları için aslında yakalamak da zor. Ama eğer ki... Hocam kilosuna anlaşılmaz mı çocuğun? Yani yavaşladı, hafifleşti. İşte şöyle, işte bulimia nervosa kilo verdiren bir şey değil. Yani bunun sebebi de şu, çünkü sindirim ağızda başlar. Tamam, sindirim ağızda başlar. Yani her ne kadar kişi isterse dünya kusma şampiyonu olsun, yediklerinin hepsini çıkarsın. Bir miktar kadar oluyor. Sonunda %50'si, yani minimum %50'si vücudunda kalıyor. Her yani bulimia nervosa da her atak episodu. Yani bulimia nervosa nedir? Kısa bir zaman dilimi içinde kişinin normalde yiyeceği yiyecek miktarının çok daha fazlasını kontrolden çıkmış bir şekilde yemesi ve daha sonrasında da kilo almamak için işte kusması, egzersiz yapması gibi telafi edici yöntemlere başvurması, sağlıksız telafi edici yöntemlere başvurması. Şimdi orada kustuğu zaman kişi zaten hani maksimum %50'sini çıkartabiliyor. Bir atak episodu kusmadan önceki ortalama 3000 kalori. Siz bunu düşünsenize. 1500 aldı. Günde bunu 3-4 kere yaptığınızı düşünün. Zaten 4-5 kalori aldınız. Yani obez olup aynı zamanda bulimia olan çok kişi var. Ve bu bir şekilde gizleniyor. İşte banyoya girip işte kusarken duş alıyorum deyip işte duşu açma gibi. İşte eğer odada lavabo varsa işte odada kusma gibi. Ama işte diğer telafi etme yöntemleri, mesela laksatif kullanımı yakalanamayabiliyor. Ki bu laksatif kullanım 1-2 ile başlıyor, 80-90'lara kadar çıkabiliyor. Yani müsil ilacı kullanımı günde 80-90 tane. 80-90'a kadar çıkabiliyor zaman içerisinde. Ya da aşırı egzersiz yapma. Mesela işte ataktan sonra 3-4 saat egzersiz yapma. İşte ama baktığınız zaman işte çok yedi de yakmaya çalışıyor der. Yeme bozukluğu hakkında farkında da olmayan bir kişi. O yüzden gerçekten yeme bozukluğunu yakalamak zor. Biraz takip etmek gerekiyor. Yani yemekle olan ilişkisi, yemek olan ortamlarda çocuk geriliyor mu? Arkadaşları pizza yemeye çağırdı. Gitti mi? Orada ne yedi? Yani bu kontrolcülük veya polislik, yeme polisliği değil. Ama yeme bozukluğu, dikkat etmek, biraz dikkat etmek. Yani öyle söyleyeyim. Peki size. Dikkat etmek çözüm getirir mi burada? Yani diyelim ki yakaladı. Ondan sonra farkına vardı diyelim. Yakalamak doğru kelime olmaz. Yeme bozukluğu olduğunu çocuğun. O noktada yani tabii ki şimdi bana çok fazla e-mail geliyor bu konuda. İşte çocuğum yeme bozukluğu var ama kendisi yardım almak için yani istemiyor. Yardım almak istemiyor. Onu nasıl ikna edebilirim? Şimdi zaten kontrol bir mevzu iken yeme bozukluğunda zorla çocuğu tedaviye götürmek. Ha, tabii ki eğer ölümcül düzeyde sağlık sorunu hani varsa tabii ki orada yani yatış gerektirebiliyor. Hastaneye yatıp hastaneye yatması zorla besleniyor. Ve ne yazık ki bazen işte iki kötüden birisini seçmek zorunda kalıyorsunuz hayatta. Orada biraz zorla hastaneye yatırmalar olabiliyor. Ama olabildiğince yemeğe odaklanmamak. Çünkü ailelerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu Fatih Bey. Yemeğe odaklanıyor. Yani neye odaklanmak yani lazım? Ne hissettiğine. Yani bu çocuğun ne hissettiğine. Yani yeme bozukluğunu yok saymak değil. Ama yeme bozukluğu etrafında da bir ilişki geliştirmemek. Ne yedin, ne kadar yedin, yedin mi, yemedin mi, kustun mu, kusmadın mı değil. Yani nasıl hissediyorsun?
Yani bugün okulda neler yaptın? İşte yani günün nasıl geçti gibi. Yani sağlıklı bir iletişim kurmak aslında bakarsanız. Yani yeme bozukluğuna sebebiyet veren his saklamasını, duygu saklamasını ortadan kaldıracak bir davranış biçimi geliştirmek gerekiyor. Sadece yemeğe odaklanmak bir çözüm değil. Aksine o obsesyonu daha da artırıyor. Yani bir de tabii ki ani hayat değişimleri var. Mesela işte ebeveynlerin boşanması, işte birinin kaybı. İşte bir yerden başka bir yere taşınma. Örneğin Amerika'da en çok yeme bozuklukları üniversiteye giriş senesinde olur. Çünkü neden? Çocuk aileden uzaklaşıyor. Aileden uzaklaşıyor. Yurda işte geçer, kendi başına yaşamaya başlar. Bizde daha çok 8. sınıf yani lise sınavına hazırlanırken, çünkü bir stres faktörü, performans kaygısı, başarılı olma baskısı artı liseye geçiş, ortamı değişti, arkadaşları değişti, kabul görmek zorunda. Mesela bir 8. sınıfta çok tetikleniyor o dönemde. Bir de üniversiteye geçişte aynı şekilde bizde de o dönemlerde en çok tetikleniyor. Örneğin size şöyle söyleyeyim. Yeme bozukluklarının zemini genelde çocukluk döneminden itibaren zaten inşa olmaya başlamıştır. Şimdi yeme bozukluklarının öncüsüne baktığımızda hep böyle bir işte ya işte bir depresyon, işte bir anksiyete bozukluğu, yapılan araştırmalar onu görüyor. Yani bir yatkınlık. Tabii ki her depresyona... Anksiyete bozukluğu nedir çocuklarda? Yani işte yaygın anksiyete, kaygı, endişelenmek diyeyim size kabaca. Daha işte endişe, daha kaygıya yatkın, kaygı tandansı olan, daha kontrolcü, mükemmeliyetçi, başarı odaklı çocuklar risk grubudadır yeme bozukluğu açısından. Şimdi öyle olunca zaten bir bakıma tohumları çocukluk çağından itibaren atılmaya başlıyor. Sonrasında da bir hayat değişimiyle birlikte hop yeme bozukluğu ortaya çıkıyor. Yani biz şunu görüyoruz, yani bu bize öğretilen bir şey. Ben tedavide Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümünün yeme bozuklukları tedavisi için hazırladığı manueli kullanıyorum. Hani bize derler ki, yani hikaye alırken şunu göreceksiniz. Yani %100 değil ama bir genel bilgi olarak. Yeme bozukluklarının başlamadan önceki bir ya da 1,5 sene içine bakın. Orada genelde bir hayat değişimi görürsünüz. Yani ailede işte bir kayıp, işte taşınma, okul değiştirme, yani bir hayat değişimi. O yüzden de hayat değişimleri önemlidir yeme bozuklukları açısından. Ama orada yine kapı açtığımız zaman karşımıza zaten kontrolsüzlük hissi çıkıyor. Çünkü hayat değişimleri aslında her canlı için zordur. Yani stres faktörüdür ve o değişime bizim adapte olmamız gerekir. Tamam mı? Ve eğer ki belirsizliği yönetmekte zorlanıyorsak, kaygı tandansımız yüksek ise... Mesela kaygı tandansının yüksek olduğu nasıl anlaşılır gençlerde? Şöyle söyleyeyim, yani Özgür Hocam belki onu daha iyi cevaplar. Ama şöyle söyleyebilirim, yani daha mesela endişeli olması işte... işte okulla ilgili endişeleri, arkadaşları çok fazla ya öyle olursa düşüncesi. Aslında anksiyeteyi, kaygıyı bu şekilde tanımlayabiliriz. What if İngilizcesi, Türkçe ya öyle olursa. Yani işte ben mesela buraya gelirken ya kaza yaparsam, işte ya geç kalırsam. Efendim? Ya geç kalırsam. Ya işte ya geç ya kalırsam. Saçım ekranda kötü görünürse. Kötü gözükürse, makyajım kötü olsa. Yani bu sürekli ya öyle olursa ya böyle olursa şeklinde. Evet, bazıları hayatımızdaki endişelerimiz var tabii ki, değil mi? Mesela eğer siz kalkıp da 3'teki uçağa, tamam mı? Yeni havaalanından 3'te uçağımız kalkıyor, yurt dışına gideceksiniz. Saat evden ben 2'de Erenköy'den çıkarsam uçağı kaçırırım. Kaygıya gerek yok. Yani kaygıya gerek yok. O zaman yolda sürekli uçağı kaçırırsam uçağı sabaha kadar düşüneyim. Uçağı tabii ki kaçıracağım orada. Şimdi burada endişeyle sonuçta hani kronik endişeyi birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Yani sonuç itibariyle kronik endişedir asıl anksiyeteye sebep olan ya da bozukluk olarak tasvir edeceğimiz kaygıya sebep olan. Dolayısıyla o daha endişeli çocuklar, işte okulda sevilecek miyim, sınavdan yüksek not alacak mıyım, arkadaş edinebilecek miyim, daha akranlarına göre biraz daha fazla düşünüyorsa, dert ediyorsa, ona biraz kaygı tandansı yüksek diyebiliriz diye düşünüyorum. Ben yanlış bir şey de söylemek istemem tabii ki burada çocuk ergen. Evet hocam, sizin alanınıza daldık. Şimdi şunu görüyorum ben hocam anlattığımdan. Yeme bozukluğu bir kez geliştikten sonra bunun psikiyatrik yönden ilaçla, şunda buna tedavisi güç olmakla beraber, eğer erken evrede böyle bir risk olduğu faktörü ortaya konulabilirse bunun kontrolü daha kolay mı acaba? Evet, ama şimdi şöyle bir şey var. Tabii bu biraz önce konuşulanlardan doğru sonuçlar çıkartmak lazım. Yani kaygıya yatkınlık
olan insanların büyük çoğunda yeme bozukluğu falan yoktur. Tabii. Dolayısıyla yeme bozukluğu olması için, yani yaygın anksiyete bozukluğu olan insanlarda yeme bozukluğu yoktur. Dolayısıyla obsesif kompulsif olanlarda yeme bozukluğu yoktur. Yani büyük çoğunda yoktur yeme bozukluğu. Yeme bozukluğu ortaya çıkması için vücudunla ilgili bir hoşnutsuzluk olması lazım. Vücutla ilgili hoşnutsuzluk hissi olmadan yeme bozukluğu ortaya çıkmaz. Çünkü öbür türlü, yani kaygı kadar yaygın bir şey yok. Belirsizlik de çok yaygın. Yani pandemi evet belirsizlik yarattı. Yani ne oluyor şimdi? Belirsizlikten dolayı herkes yeme bozukluğu mu oldu? Niye yeme bozukluğu olayım? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla arada vücudumla ilgili bir değişken olması lazım. Yoksa her anksiyetesi olan, her işte havalanla erken giden, geç giden yeme bozukluğu olsaydı herkes yeme bozukluğu olurdu. Tabii ki böyle bir şey yok. Önce bir onu söyleyeyim. Bu kadar tedirgin olmaya gerek yok. Hayır canım, böyle bir şey olur mu? Yeme bozukluğu, yani yeme bozukluğu şöyle bir şey değil. Yani kaygısı olan insanlarda yeme bozukluğu var denebilir mi? Diyemeyiz. Kaygısı olan insanlar yeme bozukluğuna daha yatkın mıdır? Açık olabilir mi? Her şeye daha açıklar zaten. Madde kullanımına daha açıklar, kendine zararına daha açıklar, depresyona daha açıklar, suistere daha açıklar, sosyal sorunlara daha açıklar, kumar olamaya daha, her şeye daha açıklar. Dolayısıyla o bir tarafta onu bir ayırmak lazım. Şimdi önemli bir başka nokta, onu hemen vurgulamadan geçmeyelim. Şimdi tedavi de anne baba yemekle ilgilenmesin diye bir şey yok. Onu söylemek lazım. Çünkü aile temelli tedavilerde, anoreksiya tedavilerinde tam tersini yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki sen çocuğa yedireceksin. Diyorsun ki senin işin bu. Çocuğa yedirmek senin işin. Çünkü burada kendisi yiyemeyen bir insan var. Çünkü öbür türlü şöyle bir şey olmuş oluyor. Yani işte body mass indeksi 14, yani kilosu 30-40'lara düşmüş bir insanın kendiliğinden yemesi, anne babasının da onun duygularını ifade etmesine çalışması şeklinde bir şey, hiç kimse yemek yemez. Böyle bir şey yok yani. Eğer öyle olsaydı zaten, yani bu yeme bozukluğun hafif olduğu durumlarda olabilecek olan bir şey. Ama diğerlerinde yedirmek zorundasınız. Yani o kişi onu yiyecek yani. Eğer yemezse, yemek yemeden anoreksiye düzelmez. Dolayısıyla o çocuk onu yiyecek. Onu da kim yedirecek? Normal şartlar altında annesi babası yedirecek. Hastanede tedavi etmek zaten genelde çok daha fazla nüksetmesine dolayı. O yüzden çok tavsiye edilen de bir şey değil. O yüzden o da önemli. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyemeyiz o yüzden. Yani sen anoreksi olan bir çocukta bunun yemesine odaklanma demek garip bir şey olur. Çünkü yani benim çocuğum 40 kiloysa ben başka hiçbir şeye odaklanmam. Ki zaten oraya odaklanmam lazım ya. Zaten o zamana kadar da bunu görmem gerekiyordu. Şimdi sizin söylediğinize baktığımızda. Niye görmüyorum? Görmüyorum çünkü çocuğumla geçirdiğim vakti ona göre de programlamıyorum. Yani eğer ben çocuğumla yemek yiyor olsam, daha çok yemek yiyor olsam, bunu görme ihtimalim daha çok. Akşamları daha çok vakit geçiriyor olsam, görme ihtimalim daha çok. Tabii ki yine görme ihtimalim, yani saklı bir şey olduğu için nasıl iç, yani sigara içtiğini görmüyorsam bunu da görmeyebilirim. Ama sigara içtiğinde de aynı şey. Yani ben çocuğum haftada bir kere görüyorsam, iki saat konuşuyorsam sigara mı içiyor, ot mu içiyor, eroin mi içiyor bilmem, nereden bileceğim ya. Yani. Ama sık sık görüyorsam herhalde bilme ihtimalim daha yüksek. Ne yaptığı, ne ediyor, kimle görüşüyor, değil mi? Aynı şey yani. Sonuçta eğer benim ilişkim yeterli değilse o zaman tabii bir sürü şeyi zaten görmem daha zor demek. Şimdi o yüzden yani yeme bozukluğuna giden yol her zaman için vücut ilgisi, vücutla ilgili hoşnutsuzluk hissinden geçiyor. Bu olmadan, en temel mesele bu mudur? Bu olmadan yeme, hep bu var mıdır? Yeme bozukluğu olmaz. Çünkü diğer bozukluklar olabilir. Anlatıyor muyum? Yeme bozukluğuna spesifik bir yoldan gitmen için vücudunla ilgili bir hoşnutsuzluk olması ve vücudunla ilgili hoşnut olmanın, yani vücudunla ilgili olan algının senin özgüvenini, onun ilişkisinin normalde beklediğinden biraz daha kuvvetli olması. Bu sadece anoreksiye ve bulimia için mi geçerli, yoksa diğer yeme bozukluğu türleri için yani, geçerli mi? Yani şeydekiler için geçerli değil. Çocuklardaki işte yok o yani pika mika için onlar geçerli. O da çünkü bu tip bir bilişsel sorun yok. Ama diğerlerinde var. Çünkü yani benim vücudumla ilgili bir sorunum olmaz ise veya bununla ilgili problem olmaz ise, yani bozukluk anlamında söylüyorum. Siz obeziteyi bu kapsamda saymıyor musunuz yeme bozukluklarından? Oradaki şey şu, yani bu yeme bozukluğu olarak tarif ettiklerimizde, yani mesela işte tıkanırcasına yeme, yani obezite o şeyler içerisinde değil. Yani yeme bozuklukları içerisinde geçen bir şey değil. Yani bunlardan dolayı obezite olabilir ama obezitenin sizin de söylediğiniz gibi zaten çok fazla başka şeyi de var, sebebi de var. Endokrin sebepleri var, onlar var, bunlar var yani. Obeziteki sorun evet, obeziteki sorun başka bir taraf var onun. Yani psikolojik açıdan da bir başka sorunu var. Ama buradaki mesele, bir kere obezitesi olanlar vücutlarıyla ilgili hoşnut değil ki zaten. Onlar da hoşnutsuz. Ama onu kontrol edemiyor.
Yani zaten çok, yani şöyle nasıl söyleyeyim? Obezitesi olan insanların büyük kısmına baktığınızda kilo verme talepleri olduğunu ama bunu yapamadıklarını aynen görüyorsunuz. Hatta zaten tam ters tarafa şeyler de oluyor. Yani orada mesela ne yapıyorlar? Egzersizden kaçındıklarını görüyorsunuz gibi. Ya da hızlı kilo verip hızlı kilo alıyorlar bazıları. Zaten şöyle bir şey var. Genellikle diyet, yani diyet çabası olmadan kolay kolay yeme bozukluğu olmaz. Yeme bozukluklarının çoğunu başlatan şey diyettir. Yani diyet yaparsınız, yeme bozukluğuna gidersiniz. Çünkü diyet yaptığınız zaman özellikle birkaç şey olur biliyorsunuz. Bir kere aç kalırsınız. Aç kalırsanız tıkınma ihtimaliniz artar. Çünkü ben açsam akşam gözüm döner yani belli bir saatten sonra. Ve bir taraftan da üstünde birkaç tane de stresli yaşam olayı geldi miydi? Otur bütün ne varsa yerim. Eğer bunu öğrendiysem. Dolayısıyla aslında baktığınızda bu ne? Bu benim öğrendiğim bir sorun çözme biçimi. Sizin söylediğiniz gibi. Yani bu sorun çözme biçimi uygun mu? Değil. Ama işe yaradı mı? Yaradı. Evet. Kısa süre için. Ben de bunu öğrendim. Dolayısıyla bunu uyguluyorum. Ama aynen açsam, diğer bağımlılıklar gibi. Evet, ama açsam uygulama ihtimalim ne oluyor? Artıyor. Çünkü karnım aç. Bir de zaten bunu biliyorum. Bir de kendimi kötü hissediyorum. Akşam eve geldiğim yorgunum. Bir şey yeme ihtimalim artıyor gibi. Şimdi dolayısıyla oraya baktığımızda yani diyetle başlıyor. Şimdi diyetle başlıyor ne oluyor? Mesela biz liselerde ve ortaokullarda ne görüyoruz? Şimdi işte kız çocuğu birazcık kilosu fazla veya çok fazla bile değil. Biraz kilo verdi, 2 kilo verdi, 3 kilo verdi. Arkadaşlarından başlıyor süper geri bildirimler almaya. Herkes diyor ki ne kadar güzel. Ne kadar güzel oldu. Öğretmenler diyor ki o çok iyi kilo vermişsin. Mesela biz bunu hep söylüyorum. Diyorum ki öğretmenlere lütfen çocukların kilosuyla ilgili yorum yapmayın. Yani aldı diye de yapmayın, verdi diye de yapmayın. Sana ne çocuğun kilosundan öğretmen olarak? Yani dolayısıyla bu... Bu sadece öğretmen için mi geçerli, bütün çevre için geçerli herkes mi? Herkes geçerli. Anneler, babalar, dedeler, halalar. Evet, ama mesela okulda öğretmen, özellikle mesela spor öğretmenleri veyahut da spora, tabii sporcular için zaten ayrı, antrenörlerin zaten daha da fazla etkisi var. Dolayısıyla ben size söylediğim zaman ve herkesin ortasına söylediğim zaman, yani koridorda siz 5 arkadaşınızla dolaşırken o fıstık gibi olmuşsun dediğim zaman onun etkisi farklı oluyor. Dolayısıyla orada ne yapıyorsunuz? Devamlı bir pozitif geri bildirim alıyorsunuz. Hepimiz alıyoruz yani. Hangimiz kilo... Eyvah, ben mesela dün bir yolda bir arkadaşımla karşılaştım. Kilo verdiğimde süper olmuş, çok yakışıklı olmuş dedim. İçinde o gitti çocuk. Yani sonuçta hangimiz kilo verdiğimizde şey almıyoruz. Yani çok acayip süzülmediyseniz, yani çökmediyseniz her kilo verene hepimiz ya o ne bir başarı gibi bakıyoruz. Diyoruz yani dolayısıyla. Çünkü zor bir şey çünkü. Hakikaten kolay bir şey değil kilo vermek. O yüzden de ne oluyor? Bu devamlı pekişen bir şey. Şimdi başladınız, aşağı doğru gidiyorsunuz. Yani kısıtladıkça gıdanızı, o kısıtlama miktarı daha fazla artıyor. Ama ne zaman? Sürekli başarı hissi getiriyor. İşte vücutla ilgili sorununuz var ve bu sizin özgüveninizle ilişkiliyse, eğer boğmuyorsa, evet zaten bir kiloya gelmek istediniz, geldiniz, durdunuz. Bitti. O yüzden çok hızlı kilo verilen diyetler mesela hep anoreksiye için daha büyük riskli. Ama yavaş yavaş işte daha düzgün bir şekilde kilo verdiklerinizde öyle olmuyor. O yüzden de yani çocukları şeyden uzak tutmak lazım. Mümkün olduğu kadar. Peki hocam, şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi. Siz bunu deyince aklıma geldi. Şimdi deminden beri vurgularken vücut kitle endeksinden bahsediyorsunuz. Evet. O body mass endeks denen şeyden bahsediyorsunuz. Bu da tehlikeli bir şey değil mi? Yani sürekli olarak bunun üzerinde bir vurgulama olması. İşte ideal 15'tir, ideal 25'tir. Kaçsa bilmiyorum ben. Çünkü hiç bakmıyorum ben kendimde böyle bir şey ama. Bu da bir risk değil mi? Yani sürekli olarak bu sınır içerisinde kalma duygusu ve buna bağlı olarak sürekli bir kontrol hissi yalnız bir şey değil mi? Doğru. Aynen öyle. Ama şimdi hani bizim kendi yaptığımız bozukluğun şiddetini tanımlarken kullandığımız için ben kullanıyorum. Mesela tamam, bizim için işte mesela diyelim ki eğer body mass indeksi işte 14-13 ise çok kötü. Yani 15 altındaysa bayağı ağır olarak düşündüğümüz için ben onu söylüyorum. Yoksa bu da diğeri gibi evet, yani her türlü devamlı kilo veya kalori veya neyi kontrol ediyorsanız yani hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı şeye geliyor. Ama burada şunu söylemek lazım. Şimdi kiloyla bağlantılı olabilecek diğer bir nokta. Yani mesela ben şimdi arkadaşlarımız seyrediyordur. Ben onlara diyorum ki ya şimdi değiştirmek istiyorsun sen, burnunu ameliyat yaptıracaksın, dudağını ameliyat yaptıracaksın, diğer taraftan ameliyat yaptıracaksın, her taraftan ameliyat yaptıracaksın. Buradaki şeyin ne? Yani neye göre yaptırıyorsun ameliyat? Orada da aslında benzer bir şey. Mesela diyorlar ki işte şunun şunun oranı bu kadar, bunun bunun oranı bu kadar. Altın oran, işte o oran, bu oran. Yine aynı şey. Yani sonuçta baktığınızda sırf kilo ile ilgili bütün güzellik veya kozmetik veya bütün sektörün aslında üzerinden yürüdüğü şey bu. Yani senin burnunun işte ideali var. Dolayısıyla sen bu ideale ulaşabilirsin. Zaten buradaki esas mesele ne? Ulaşabilir olmak. O yüzden şimdi sosyal medya çok önemli. Evet, ama sosyal medyada gördüğüm insanların bir kısmı benim için ulaşılabilir insanlar değil. Yani ben orada ne bileyim böyle işte Brad Pitt'i gördüğümde Brad Pitt ne yakışıklı adam demiyorum yani. Diyorum da
Benim için yani benim ulaşabileceğim bir şey değil. Ben Brad Pitt olamam. Ben Brad Pitt olamam. Ama diyelim ki arkadaşımı gördüğümde ve arkadaşım fit olduğunda aynı şey değil. Şimdi okulda da öyle o yüzden. Yani arkadaş okulda, daha tehlikeli. Şöyle çünkü o beni daha çok etkileyen bir insan. Yani ben arkadaşımı görüyorum. O da kilosu vardı. Bak 10 kilo verdi. Gayet güzel oldu. Süper giyebilirim. O yaptıysa ben de yapabilirim. Ben de yaparım. O yaptıysa ben niye yapabilirim? O zaman yeme bozuklukları birbirini tetikleyici, sosyal olarak birbirini tetikleyici özelliği mi var? Hem de nasıl? Bir kere servislerde de öyledir mesela. Yatan hasta servislerinde normalde yani ben uzun süre servis işlettiğim için şunu yapmak istemezsin mesela. 2-3 anoreksiye yatırmak istemezsin yeme bozukluğunu. Çünkü bunlar birbirlerinden süper etkilenir ve kopya çekerler, yöntem öğrenirler ve devamlı birbirleriyle karşılaştırırlar. O yüzden normalde çok isteyeceğim bir şey değil zaten bir arada tutmak. Ama okulda bunu engelleme şansın yok. Sonuçta herkes birbirini görüyor. Yani diğer arkadaşının giydiği pantolonu görüyorsun, senin giydiğin pantolonu görüyorsun. Ve bir de bunun nasıl bir yanıt aldığını görüyorsun. Şimdi tabii feministler açısından bakarsanız bu bir toplumsal başka bir tarafı da var. Yani çünkü bir şekilde kadınlar zaten hani bir nesneleştirme içerisinde olan şeyler. Dolayısıyla zaman içerisinde pek çok insan bunu kendisini yani öz nesneleştirme de yapmış oluyor. Ve sonuçta erkekler kadınların neresine bakıyorsa kadınlar da buralarına bakıyor. Dolayısıyla yani sizin de şey yapacağınız yer yani ki bu da bir nasıl söyleyeyim? Ya bu da ayrı bir sorun deyip bunu çok fazla uzatmadan burada bırakmış olayım. Yani. Evet. Peki bunun tedavi süreci nasıldır hocam? Çok zorlu mudur? Ya ben ilk önce şu ayrımı da yapmak istiyorum. Şimdi bir kere Özgür Hocam'ın dediği gibi evet yani yapılan araştırmalarda yani onun bir altını çizmek istiyorum. Evet ne görülmüş? Mesela yeme bozukluğu olan kişilerde beden imgesi hassasiyeti zaten had safhada. Evet. Yani normun üstünde diyeyim. Ama araştırmalar diyor ki onların çocukluklarına baktığımız zaman biz işte depresif bozuklukları, anksiyete bozukluklarını daha yaygın olarak gördük gibi. Ve bu sadece Özgür Hocam'ın dediği gibi de belirleyici yöntem olamaz. Dolayısıyla o beden imgesi hassasiyetine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ama bu da ailelerden geliyor. Sonuç itibariyle bu gökten zembille inmedi. Yani bir tek sosyal medyadan da gelmedi. Bakıyorsunuz işte beden imgesi hassasiyeti olan ailede bir başkası daha genelde olabiliyor. Ya da çocuk ya da ergen beden şekli ve bedenine dair eleştirilmiş de olabiliyor. Ve yeme bozukluğu olan kişilerde genellikle odak kilo oluyor. Ama yani hani işte burnum da çirkin gidip burnumu da yapayım. Yani en azından benim danışanlarım plastik cerrah gezmiyor. Hani onu söylemem gerekiyor. Yani onun altını çizmem gerekiyor. Evet beden imgesi hassasiyeti var ama daha çok kiloya, kilo bazlı olmak üzere. Şimdi tedavi süreci tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor. İhtiyaçlara göre değişiyor. Şimdi demin Özgür Hocam dedi ki işte aileler dahil olmak zorunda. Evet tamam aile odaklı terapilerde aileler işin içine dahil olmak zorunda. Peki ya ailesi yoksa? Ya ailesi yoksa? Yalnızsa, işte, uzakta yaşıyorsa, ailesi yaşıyorsa? İşte varsa ve kaç yaşında? Mesela hani ergense diyelim ki. Diyelim ki çocuk mesela işte ailesi İzmir'e, çocuk İstanbul'da üniversite okuyor veya tam tersi. Şimdi öyle olduğunda yani ben daha çok bilişsel davranışçı hani terapi ve yani özellikle yeme bozuklukları için geliştirmiş bilişsel davranışçı terapi, diyalektik davranışçı terapi ve işte bu üçüncü kuşak yeni nesil dediğimiz davranışçı terapileri izliyorum diyeyim yeme bozuklukları çalışırken. Şimdi aile terapisi biraz daha farklı bir ekol. Ama dediğiniz doğru. Şimdi özellikle yetişkinlerle çalışırken de yani ailelerini daha işin içine dahil etmek oldukça zor oluyor. Şimdi eğer ayaktan tedavi ediyorsak yani kilo çok düşük değilse çünkü kilo düştükçe Özgür Hocam'ın da dediği gibi bu sefer rasyonel düşünme becerileri de ortadan kaybolduğu için bu sefer ne oluyor? Yemek ve kilo ile ilgili obsesyonlar, takıntılar daha da artıyor. Mesela bazı araştırmalar var şunu gösteriyor bize. Anoreksiya nervoza olan bir kişi kilo aldıktan sonra daha yüksek kalorili yiyecekler seçmeye başlıyor. Rasyonel düşünmeye başladığı için. Yani buna dair araştırma var. Dolayısıyla bazen ayaktan tedavi düşük kilolarda işimizi çok zorlaştırıyor. Yani hakikaten aynı yerde dönüp duruyoruz sürekli yemek konusunda. Dolayısıyla şimdi orada kişi eğer kendi başınaysa hani zaten işte belli bir yeme düzeni oturtmak gerçekten zor. Hani aslında terapist olarak yaptığımız şey şu. Ben ne yapıyorum size onu söyleyeyim. En baştan mutlaka bir endokrinoloji uzmanı görmesi gerekiyor. Yeme bozukluğu olan kişinin
kaç kiloda olursa olsun, ister anoreksiye, ister bulimiye, ister tıkınınca sinir bozukluğu. Yani ben tıp fakültesine... Yani bir hormon. Öyle tabii. Yani ben tıp fakültesine gitmedim sonuç itibariyle ve bir hekimi mutlaka görmesi gerekiyor. Yani ben bilmem gerekiyor ki o kişi hani sağlıklı mı, değil mi? Yeme bozukluğunun etkileri, hasarları neler olmuş ya da yemek yemesinde herhangi bir biyolojik etken var mı? Fiziksel etken var mı? Çünkü bazen bakıyorsunuz işte gece yemek yeme bozukluğu var mesela, onu konuşmadık. Bazen gerçekten bu gece kalkıp yemek yeme ya da işte akşam yemeğinden çok sonra çok fazla yeme gibi. Bazen bakıyorsunuz gerçekten bazı bedensel problemler bunu da tetikleyebiliyor. O yüzden mutlaka endokrinoloji uzmanının görmesi lazım. Psikiyatri desteği, ilaç desteği her ne kadar mesela hani danışanlar tarafından, bir kısmı tarafından genelde reddediliyor. Çünkü işte kontrolümün dışına çıkacağım. İşte ben bunu başarabilirim. O yüzden antidepresan kullanmayayım, antidepresansız da yapabilirim. Ya da işte antidepresanların kilo aldığına dair endişeler. Tabii ki birazcık bizim işimizi zorlaştırıyor. Çünkü ben psikiyatri uzmanlarıyla çalışıyorum. Yani çünkü antidepresanların bir bakıma yani direkt olmasa da diyelim ki yani indirekt de olsa oldukça olumlu etkileri oluyor bu süreç içerisinde. Herkes için olmasa bile yani bir kısım kişi için. Peki burada mesela danışan antidepresanı bıraktığı zaman yeniden bu rahatsızlığın, bu yeme bozukluğunun nüksetme ihtimali yok mu? Yok, işte o yüzden psikoterapi önemli. Hmm. Yani hani sadece antidepresan değil, o yüzden psikoterapi önemli. Nüksü engellemek açısından. Şimdi yaptığım şey psikoterapide bir yeme düzenini değiştirmek. Yani o kişinin yeme düzenini değiştirmek. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Yani ben beslenme uzmanı da değilim. Yani sonuç itibariyle işte sabah bir kibrit beyaz, kutusu beyaz peynir yanına 3 tane salatalık yiyeceksin gibi değil. Ama yeme düzenini değiştirmek. Şimdi bir kere genelde özellikle kısıtlayan tipte yeme düzenini mi, yemek algısını mı değiştirmeye çalışıyorsunuz? İkisini birden. Yani hem yeme düzenini hem yemek algısını. Şimdi yeme düzeninde günde 2 öğün yiyorsa kişi, tamam bunu ne yapabiliriz? İşte ilk başta 3'e çıkartalım. Ama nasıl 3'e çıkartabiliriz? Yani işte günde 3 salata yiyorum. Peki ama bunu 2 öğünde yiyorum. Tamam, o zaman 3 salatayı 3 öğüne bölelim şeklinde. Böyle bebek adımlarıyla. Hmm. Yani yavaş yavaş öğün sayısını arttırmak buradaki hedef. Ama bu demek değil ki işte 5-6 öğün beslenmek gerekiyor. O kişi hayatı boyunca 5-6 öğün beslensin. Bunu diyemeyiz zaten. Beslenme açısından konuşmuyoruz ama yeme bozukluğu davranışını tedavi etmek açısından, davranış değişikliği açısından konuşacak olursak, evet öğün sayısını arttırmak gerekiyor. Yani bu benim söylediğim bir şey değil. Yani bize gelen tedavi manueli o yönde söylüyor. En azından bunun etkili olduğuna dair yeme bozukluğu tedavilerinde. Sonrasında enerjiyi arttırmaya başlıyoruz. Mesela kalori kelimesini kullanmayız terapi sürecinde. Enerji. Yani enerjiyi yavaş yavaş arttırmak. Daha sonra kişinin yasak olan besinler. Şimdi her yeme bozukluğu olan kişinin aslında kendisine yasakladığı yiyecekler vardır. En yasaklılar, daha az yasaklılar, daha az yasaklılar gibi. Örneğin işte çikolata en yasaklı yiyecek gibi onun için. Yani yemeye başladığım zaman kendimi hayatta durduramam ya da yersem kesin kilo alırım. O yüzden de yememem gerekiyor gibi. Şimdi en nasıl diyeyim onun için en az... Onlara ne diyor? Fear food, food gibi. Yani işte bad foods, fear foods ya da işte kilo aldıran yiyecekler gibi. Burada en az kaygı yaratan yiyecekten başlayarak tamam, tabii bu süreçte hemen duvarları kırmaya başlar ve yavaş yavaş günlük rutinine onları küçük porsiyonlarla hani koymasına yardımcı olup aynı zamanda ortaya çıkan kaygıyı da yönetmeyi öğretmek. Tabii ki burada aileyi de zaman zaman işin içine dahil ediyoruz. Tabii ki bu yetişkinlerde hani çok da eğer çok kişinin kilosu düşük değilse ve hayat tehlikesi yoksa çok da sevdiğimiz bir şey değil. Neden çok sevdiğimiz bir şey değil? Çünkü kontrol kaybı hissini yaşatmak istemiyoruz. Danışanı öyle söyleyeyim. Yani çünkü, o kontrol duygusu kalsın istiyorsunuz. Yani şu açıdan, yani terapistle danışan arasında bir ilişki var ama ve orası onun alanı. Ya orada her zaman aileyi oraya sokmak çok istemeyebiliriz. Ancak gerçekten aile yeme bozukluğunu tetikleyici tutum ve davranışlarda bulunuyorsa, yetişkinliklerden bahsediyorum. O zaman evet aileleri de zaman zaman görüşmeleri alıyoruz ama eğer aile terapisi değilse sürekli ebeveynleri dahil etmek
Çünkü mesela şunu görüyoruz, ben size söyleyeyim. Yeme bozukluğu olan kişilerin çoğunun anne veya babası inanılmaz kontrolcü. Yani böyle bir genelleme yapamam ama birçoğu açısından, yani 40 yaşında insanın anası babası telefonla arıyor. Nasıl geçti, ne konuştunuz, ne yaptınız? Bu bizim biraz toplumumuzdan da kaynaklanmış. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde de terapistlik yaptım. Hani daha az rastlanıyordu orada ama şimdi oradaki insan da biliyor şunu, hani 40 yaşındaki kızımın terapistini aramam diye biliyor bir şekilde. Şimdi burada bazı daha önceden yapılmış hatalar olduğu için ne yazık ki isteyerek ya da istemeden müdahale, yani işin içine bir şekilde dahil olmak istiyor ebeveynler de, kişi kaç yaşında olursa olsun. Şimdi o yüzden de ben çok sevilen ebeveynler tarafından sevilen bir terapist değilimdir. Yani öyle. Peki şimdi bir, yani bir yandan bütün bu kaygı bozukluklarında aile faktörünün olduğunu söylüyorsunuz. Diğer yandan da tedavi sürecinde ailenin buna müdahil olması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu çocuklardaki aile ilişkileri açısından sıkıntı yaratıcı bir şey değil mi? Yani bir yandan aile lazım, bir yandan aile lazım değil. Böyle bir orada bir garip bir ikilem olmuyor mu? Ya şimdi şöyle, o kişinin aslında kendi yeme bozukluğunun sorumluluğunu alıp üstlenmesi için. Bir yetişkin olarak, ama bununla nasıl baş edeceğini, o ilişkileri nasıl dengeye oturtacağını da öğrenmesi Anladım. Gerekiyor. Zaten bunun psiko eğitimini veriyoruz ama aileyi hiç dahil etmiyoruz değil. Anladım. Ama şöyle söyleyeyim size, gerektiği koşullarda dahil ediyoruz ama aile terapisi değilse sürekli özellikle yetişkinlerde hani aileyi işin içine sokmak gerekiyor. Her sokmak dakika gerekiyor. Sokmayın der bize yeme bozukluğu şeyleri, uzmanları. Siz buna katılır mısınız hocam? Yani evet, çünkü aslında iki farklı, 2,5 diyelim, farklı şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi tabii ergenlerde ve ailesiyle yaşayan, yani ergenlerdeki durum tabii başka? Farklı. Yani bir yetişkin için farklı. Dolayısıyla evet. Orada bir fark var. İkincisi de yani yaptığınız şeye göre değişiyor. Şimdi eğer yani mesela benim söylediğim işte bir aile temelli bir şey yapıyorsanız aileyle yapacaksınız. Bireysel yapıyorsanız bireysel yapacaksınız ama yani bireysel ergenler de genellikle yani çocuğun yaşı ne kadar küçükse o kadar mecburen aileyi katmanız lazım. Ne kadar yetişkinse tabii aileyle o kadar az işiniz var. Burada tabii şöyle bir şey, aileyi kattığınızda aslında yani aile ile sizin başladığınız nokta, yani aile üzerinden gidiyorsanız, aile ile başladığınız nokta, kriz noktası olan yeme noktası. Ama zaten orada gitmeye çalıştığınız yer, ailedeki işlevsel olmayan ilişkilerin düzeltilmesi. Çünkü onu yapmadığınız zaman sadece yeme üzerinden onu halledemezsiniz. Dolayısıyla şurası tabii ki doğru, yani başladığınız yer yeme olsa da sonuçta ilerleyeceğiniz yer yeme değil sadece. Çünkü burada mantık şu, yani bunun bir, bu davranışın bir işlevi var ve ben bu işlevi ortadan kaldıracağım ki bu davranışa bu kişinin ihtiyacı kalmasın. Dolayısıyla ben bunun o aile terapisi yapıyorsan aile terapisinde aile içindeki işlevini bulup çıkartıp oradaki o disfonksiyonel durumu çıkartmalıyım. O yüzden normalde mesela burada sadece anne baba da olmuyor. Aldığınızda mesela kardeşi de oluyor. Babaanne varsa babaanne de oluyor. Yani hepsi birden almanız gerekiyor. Öğretmen veya şey. Okul arkadaşları falan gibi şeyler de olmak zorunda mı zaman? Yok. Yok. Hayır. Yani işte mesela yetişkinler için o significant other denir. Hani İngilizce'de onun bilir için hayatında kim evet önemliyse gibi şeklinde. Şimdi burada şu çok önemli. Yani aslında orada kazandırdığınız beceri ne? Yani zaten yani bizim yani terapilerin büyük çoğunda aslında aynı şey oluyor. Sonuçta kişinin her şekilde yani bir durumu hallediyorsanız bu ister bağımlılık olsun, ister obsesyon olsun, ister anksiyete olsun, her ne olursa olsun o olumsuz duygu durumu içerisinde kalmayıp öğrenmeniz gerekiyor. Uygun şekilde, uygun süre içerisinde. Tabii bu çok iyi tarif ettiğiniz gibi yani kaldıramayacağınız bir şey olamaz. O yüzden belli bir hiyerarşi ve belli bir mantık içerisinde gitmesi lazım. Ama ben o olumsuz duygu durumu içerisinde durabilmeliyim. Çünkü eğer orada duramıyorsam ve oradan her zaman kaçma ihtiyacı hissediyorsam o veya bu şekilde ben bu sorunu halledemem. O yüzden de yani mesela genellikle sizin yaptığınız işlerde eğer insanlar iyi motive değilse, iyi anlatamadıysak veya ne yaptıklarını anlamadılarsa, orada bir işbirliği, terapötik işbirliği sağlayamadıysanız tabii ne oluyor? Kaçıyorlar. Çünkü sizin yapmaya çalıştığınız şey oradaki onun akut sıkıntısını azaltmak değil. Aslında tam tersine orada sıkıntıyı siz kontrol şekilde arttırmaya çalışıyorsunuz. Ki o kişi öğrenebilsin, başka yolu yok ama onu yaparken tabii ona bir alet, yani bir araç vererek yapıyorsunuz. Diyorsun ki bak senin kaygın artacak ama onu yapma, bunu yap.
Tabii bunu siz direkt söylemiyorsunuz ama beraber bulduğunuz bir şey. Bir de tabii verebileceğiniz işte yollar var. Mesela işte duygu kontrol becerileri var, diğer beceriler var. İşte mindfulness becerileri var ve her neyse bir sürü beceri var. Onları yani bir taraftan kişiye o cephaneyi veriyorsunuz. Onun içerisinden bir sürü şeyden birini seçebilir veya birkaç tanesini seçebilir. Dolayısıyla tamam elinde bunlar var. Yani sen önceden bunu yaptın, sana zarar verdi. Ki biliyorsunuz herkes elinden gelen en iyisini yapar. Yani ben kendimi kessem de, madde de kullansam, ne yaparsam yapayım aslında elimden gelen en iyisini yaparım. Yani yapabildiğim o olduğu için yaparım. Aileler için de öyle. Herkes elinden gelen en iyisini yapar. Diyorsunuz ki elinden gelen en iyisini yaptın ama daha farklı bir şey yapabilirsin. Tamam güzel. Dolayısıyla şimdiye kadar olanları bir yere koyalım. Gel bakalım bunu yapalım. Ma gelmiş oluyor. Tabii bu hani direkt böyle konuştuğum bir şey değil ama sonuçta kişi farklı bir şey denemesi lazım. Farklı bir şey deneyip farklı bir sonuç yani bir yandan da ailenin de kendini, ailenin ve çevrenin de kendini terbiye etmesi lazım bununla ilgili. Mi? Şöyle yani bir sürü durumda aile vesaire yani yapabilirseniz çok iyi yapamayabilirsiniz. Mesela diyelim ki siz işte ergende de yapamayabilirsiniz. Yetişkinde zaten çok daha zor yapabilirsiniz. Yani sizin çalıştığınız bir kişinin düzelmesi için mutlaka etrafındakilerin hepsini düzeltmeniz gerekmiyor. Değil. Ama sonuçta siz orada işte başa çıkma beceri, mesela kişi ilişkisini de bitirebilir, ilişkisini değiştirebilir. Farklı bir ilişki şekline geçebilir. Kendisindeki güç artabilir, kendisindeki kaynaklar artabilir. Oradaki onun diğer insanın onun üzerinde yaptığı davranışın etkisi azalabilir. Alternatif şeylerle başka sonuçlar bulabilir. Dolayısıyla öbür türlü çünkü tabii yani bütün bir de şöyle bir şey var. Yani bende bir şey değişirse sizde de değişecek. Bir miktar en azından. Yani ha oradan başlayıp da böyle gelebilirim, buradan başlayıp o tarafa gidebilirim, ikimizi birden alabilirim. Yani bir sürü şey var. İlaç meselesinde de ilaçta şunu bilmek lazım. İlaç verecekseniz anoreksiyalarda ilacı erken vermek lazım. Yani çok kilo aşağı düştüğü zaman ilaçların etkisi azalıyor. Çünkü bizim özellikle bu antidepresanlar serotonin geri alımını bloke ettiği için yani beyinde serotonin yoksa geri alımını bloke edeceğiniz bir şey yok. Yoktur. O yüzden de ilaç bir işe yaramaz. Yani aç bir insanda bu ilaçlar çok bir işe olmayan yaramaz. Olmayan serotonin seviyesini koruyamaz. Aynen öyle. Ve tabii şu da var. Beslendiği zaman zaten insanlar yani bir şekilde kalori gelmeye, enerji gelmeye başladığında o zaman ne oluyor? zaten belirtilerin bir kısmı azalıyor. Mesela o depresyonun veya bir sürü şeyin bilişsel sorunların zaten kendiliğinden azalmaya başladığını göreceksiniz. O yüzden ilacı verecekseniz erkenden vermek lazım. Yani dozunda aşırı zayıfken lazım. İlacın bir faydası çok, yok. Yani çok çok zayıfladığı zaman etkisi tabii azalmış oluyor ilacın. Peki hocam şimdi hocamın da dikkat ettiği üzere kalori değil enerji deyince aklıma şu geliyor. Şimdi ben markete gidiyorum bilmem ne alacağım alıyorum bakıyorum. Özellikle bu obezite meselesiyle, obeziteyle mücadele kapsamında bizde de başladı ama Batı'da bu Amerika'da çok yaygın. Şimdi İngiltere ve Fransa'da yaygın olmaya başladı. Üzerinde ne ararsanız var işte. Bilmem kaç jül, bilmem kaç kalori, bilmem kaç bilmem ne, o kadar ya, bu kadar ya. Şimdi ben de bir yemek bozukluğu var mı bilmiyorum. Zannederim yok ama ona baktığın zaman insan rahatsız oluyor. Şimdi bunu, falan, o var, bu zaten var. Zaten rahatsız olun diye yapıyorlar aslında bakarsanız. Bir yani yandan da bu yeme bozukluğunu tetikleyen bir şey değil mi oradaki yazılar? Ya şöyle, yeme bozukluğunu tetikler, yani zemin varsa yeme bozukluğunu tetikler aslına bakarsanız. Yani zemin yoksa, yani ona hepimiz öyle olsa bütün dünya yeme bozukluğu. Yani bozuk yeme davranışı bence hepimizde 3 aşağı 5 yukarı hangimiz tam doğru besleniyoruz aynen ki. Öyle. Ama yani zemin varsa sonuç itibariyle şey yapar, evet tetikler. Şimdi yani obezite de tabii ki ayrı bir problem. Çünkü mesela obez olan bireylerde de son dönem biliyorsun işte gastrik bypass ameliyatları, işte tüp mide ameliyatları, bariyatrik cerrahi çok yaygın olarak yapılıyor. Orada şöyle bir problem var. Bazen yeme bozukluğu olan kişiler atlanabiliyor istemeden. O ne demek? Yani şöyle, normalde aslına bakarsanız psikiyatri konsültasyonu alınıyor ve değerlendirmeden geçiyor. Yeme bozukluğu var mı yok mu kişinin ameliyat olmadan önce ki ona göre müdahale edilsin diye. Eğer ki yeme bozukluğu olan bir kişiye ameliyat ettiğiniz zaman şöyle sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Yani tabii ki sağlığını tehdit edecek bir boyuttaysa o kişi ameliyat hani olmalı. Bunun kararını tabii ki ben veremem ama bu sefer o güne kadar bütün duygularını, bütün zorlayıcı duygularını hayatta kaçmak istediği, aslına bakarsanız hayatında kaçmak istediği tüm gerçeklikleri
yemek aracılığıyla yaptığı göz önünde bulunursa birden ameliyat oluyor. Yani bütün o baş etme mekanizması elinden alındı 24 saat içerisinde. Bu sefer onun yerine başka şeyler koymak. İşte ne olabiliyor? Alkol, kumar, alışveriş. Hani bunu yaygınlıkla, yani yaygın olarak görüyoruz. Sonrasında da mesela ufak ufak beslenmeler. Yani hani işte böyle sıvı çikolatalar, işte krem şeklindeki çikolata, işte midede çok fazla yer tutmayacak olan ya da gel git ufak ufak yeme. Yani bir şekilde siz hani zihni ameliyat etmiyorsunuz baktığınızda. Ve bu mesele açlıkla ilgili olan bir şey değil. Yani açlık hissedip hissetmemek değil. Yani bu çoğu kişide bir tür baş etme mekanizması ve onu siz dışarıdan müdahaleyle, cerrahi müdahaleyle aldığınız zaman yerine yani bir şekilde o kişi sağlıklı bunu duygularını yönetmeyi öğrenemediği için tabii ki başka bir sağlıksız yönetme biçimi koyacaktır. O yüzden de buna dikkat etmek gerekiyor. Yani mesela gelişmiş ülkelerde bunun testleri daha ciddi bir şekilde yapılıyor ve belli bir süre veriliyor kişiye aslına bakarsanız o işte yeme bozukluğundan iyileşmesi için ameliyat olmadan önce. Çünkü diğer türlü sürekli bir nüks. Çünkü yani kişinin zihninde yani yeme bozukluğu, eating disorders, mind dediğimiz yani yeme bozukluğu aslında zihniyeti hala orada. Orada. Orada yani hani bu davranışı her ne kadar siz zorla elinden almaya çalışsanız bile. O nedenle buna da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Dedik tamam obezitesi olan her kişide yeme bozukluğu yok ama bazılarında var. Yani özellikle de yeme bozukluğu olup obez olan kişilerde mesela depresyon tandansı daha yüksek çıkıyor araştırmalarda ve öz yani değer kendilik değeri problemi daha yüksek çıkıyor. Yani zaten sonuçta burada şöyle yani bu tip problemlerde yani o sorun geri gelecek bir şekilde ama az gelecek, çok gelecek, hafif gelecek. Sen onu atlatabileceksin veya atlatamayacaksın. Çünkü öğrenilen bir davranışın unutulup yerine, yani unutma diye bir şey zaten yok ama yerine başka bir şey koyduğunuzda o davranış, yani her hangi davranış olursa olsun arada bir tekrar geri gelir. Yani ben yine stresli olduğumda yine tekrar onun aklıma gelecek. Nasıl madde bağımlısı olduğunda aklıma tekrar geliyorsa ve tabii bir de hatırlatıcı şeyler var. Söyleyeyim, uyaranlar var. Yani hayat değişikliği yapmadığınızda yani hem sorun çözme yöntemleri öğreneceksiniz hem de hayatınızı bir miktar değiştirmeniz lazım. Yani eğer ben devamlı aynı insanlarla aynı kebapçılara gitmeye devam ediyorsam yani gitgide kendimi tabii orada zorluyorum. Yani hatta bunu çok iyi yapabilirim ama yapamayabilirim. O yüzden yani o bana tekrar gelecek. Yani zor ve zayıf olduğun zaman da seni tekrar bir ittirebilecek bir şey. Ama orada ne oluyor? Şimdi iyi bir tedavi sürecinden geçmiş birisi böyle bir durumda ayağı hani tökezlese bile hemen toparlayıp devam edebiliyor. Ama diğeri bozuluyor. Yani. Peki hocam şimdi şunu merak edeyim. Yeme bozukluğu da muhakkak tetikleyici bir etken mi gerekiyor? Hayır, yeme bozukluğu... Yani... Biliyoruz ki mesela bazı hastalıklar genetik, buna psikiyatrik rahatsızlıklar da dahil. Yani, ne bileyim, şizofrenin bir genetik tarafı var. Muhakkak bir tetikleyen de ortaya çıkıyor ama genetik yoksa zaten çıkmıyor. Yeme bozukluğunun genetik bir tarafı var mı yoksa tamamen tetiklemeli mi çıkıyor? Eğer tetiklemeli çıkıyorsa ortaya ne bileyim şey az önce bahsettiniz. Ev değişikliği, okul değişikliği, anne baba ayrılması falan filan gibi. Bu diyelim ki çocuk bir okula gitti ve okulda şey oldu. Veyahut da bir aile bir yere taşındı, çocuk da yeme bozukluğu gelişti. Acaba bunlardan da vazgeçmek gerekiyor mu yoksa bunlara rağmen mi mücadele etmek gerekiyor? Şimdi yeme bozukluğunun bir genetik tarafı var. Zaten bizim bütün sorunlarda var. Yeme bozukluğunda da mesela anoreksiyada yani işte yani tek yumurta ikizlerinde işte birinde varsa diğerinde görme olasılığı yine oldukça yüksek. Dolayısıyla heritabilitesi çok düşük olan bir durum değil. Hı hı. Ama %100 değil. Yani sonuçta genetik bizim bütün sorunlar gibi genetik bir altyapınız var. Üstüne gelen çevresel olaylar var. Burada tetikleyiciden kastım şu. Yani sonuçta siz biraz önce bütün konuştuklarımızda yani bu yeme davranışını, yani patolojik yeme davranışını kullandığınız ve bundan aldığınız bir sonuç var. Yani ve siz bunu öğrenmiştiniz. Tedavi oldunuz ve tedavide bunun yerine başka bir şey koydunuz. Dolayısıyla çok güzel, her şey iyi gidiyor. Ama tekrar sorunla karşılaştınız. Stresiniz arttı veya öyle bir şey oldu ki
diğerini tekrar kullanamıyorsunuz. Üst üste bir sürü şey geldi. O zaman ne olacak? Tekrar yediniz mesela ve tekrar kustunuz. Şimdi burada bu bir kere, iki kere, üç kere yani tekrar olduğu zaman ki olması yani totalinden yok etmek durumunda değilsiniz. Oradaki fark ne oluyor? Yani çok daha iyi, yani iyi tedavi olmuş veyahut da daha iyi durumdaki bir insan orada o sorunu tek bir yerde tutup oradan tekrar yani normal şeye geri dönebiliyor. Ama diğeri ne oluyor? Diğeri oradan bir karar veriyor. Mesela o diyette de öyledir ya. Mesela kilo vermeye çalışır insanlar. Ondan sonra bir süre sonra mutlaka arada bir kaçak olur. O kaçak olduğunda bazısı der ki tamam bugün böyle oldu ama yarın düzelteceğim, devam edeceğim. Hayatınızdaki pek çok aksaklıkta olduğu gibi diğeri der ki ay bu iş olmuyor, ben yemeğe geri döneceğim der yer. Mesela birinde bir karar vermiş oluyorsun. Ben normal eski halime döneceğim diye. Birisinde bu bir hataydı, niye çıktı, ben bunu nasıl düzeltirim diye bakıyorsun. Aradaki şey o, fark o. Çünkü bu öğrenilmiş bir davranış olduğu için. Yani ve işe yaradı, yıllarca işe yaradı. Zaten işte tanınana kadar yıllar geçti, tedavi oldu yıllar geçti. Mesela öğrendiğiniz ve yıllarca sizi öldürecek bile olsa kısa sürede işe yarayan bir davranış arada tekrar geri gelecek yani. Peki hocam şimdi mesela bir şey düşünüyorum şimdi bağımlılıktan. Şimdi bazı bağımlılıklar türlerinde biliyoruz ki ya da ben biliyorum ki diyebilirsin ki Fatih bir alt bilmiyorsun, yanlış biliyorsun. Bağımlılık bir yandan da serotonin hormonunun salgılanmasına sebebiyet veriyor. Ve giderek o bağımlılık da artıyor ki o hormon salgılaması da artabilsin diye. Yani doz yetersiz hale geliyor. Mesela bu şeyde yeme bozukluğunda bu kontrol hissinin ve yeme bozukluğundan kaynaklanan işte kendini beğenme hissinin de bir serotonin salgılanması var mı yoksa oradaki mekanizma bambaşka mı? Şimdi şöyle yani normal madde bağımlılığında dopamin artıyor. Dopamin artıyor. Dopaminde de tabi oradaki yani dışarıdan verilen maddenin yaptığı etki sizin doğal olarak elde edebileceğiniz dopamin yani yükselişinden tabi çok daha fazla olan bir şey. Ve o bütün şeyi değiştiriyor. Yani beynin bir yani yapısını değiştiren bir şey. Çünkü orada böyle bir patlama oluyor, dopamin patlaması. Beyin diyor ki aman Allah'ım ben hayatımda böyle bir ödül görmedim. Dolayısıyla diyor ki kaydet. Çünkü çok mantıklı. Yani çok büyük bir ödül gelen bir durumu kaydetmen lazım. Tekrar nasıl olacağını anlamak için. Dolayısıyla ne oluyor? Bütün oradaki her şey ne varsa hepsi kaydoluyor. Dolayısıyla tekrar aynı ortama girdiğinizde bütün hepsi aktive oluyor. Ve bırakmayı gittikçe zorlaştıran, yani bütün o sinapsların falan değiştiği farklı bir yapı oluyor. Bir kısır döngü oluyor. Evet. Şimdi buradaki öyle değil. Yani bu ona çok benzeyen bir şey değil. Orada yalnız çok özür dilerim. Besin bağımlılığından bahsedebiliriz. Mesela şimdi son yıllarda çıkan bir kavram besin bağımlılığı. İşte ilk Yale Üniversitesi'nden aslında araştırmalardan çıktı. Yani besin bağımlı diye bir şey var mıdır? Hani aslında evet var. Hani bazı besinlerin bağımlılık yaratıcı özelliği diğerlerine göre daha fazla. Nedir onlar? İşte aslında en fazla bağımlılık yaratan yiyecekler ilk dörtte birinci çikolata, pizza, patates kızartması, hamburger. Mesela ilk dörtte bunlar var. Hani daha çok yağ, karbonhidrat ve şeker oranı yüksek yiyecekler. Aslına bakarsanız bağımlılık yaratma yani özelliği var. Tabii ki bu bir tek içindeki maddelerden dolayı da değil. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, yani stres altındayken eğer ani bir stres değilse, hani uzun süreli bir strese maruz kalmışsak eğer biz yağ, karbonhidrat ve şeker içeren yiyeceklere yönelme olasılığımız da daha artıyor. İşte, ve böyle insanlar zaten iş stresinden dolayı baktığınız zaman kilo almaya başlıyorlar. İşte bilgisayar başında iş yaparken işte bir şeyler yiyor falan. Ve eğer ki bu işte yağ, şeker ve karbonhidrat içeren yiyecekler. Peki bu yiyecekleri isteme aslında biraz bizim ilkel içgüdümüzden, amigdalamızdan kaynaklanan bir şey değil mi? Yani hem orada aslında evet onun bir şekilde biyolojik bir tarafı kolay da var. Kolay enerjiye çevrilir gıdaları beyin daha fazla istemez mi? Evet ama aynı zamanda bir de kolay ulaşılabilir. Yani mesela hani brokoli kolay ulaşılabilir bir şey değil. Yani baktığınız zaman yani her dakika işte bir brokoli çorbası hani ısıtayım da yapayım da sonra bilgisayar karşısında içeyim gibi olmuyor iş yani. Hani sadece arıyorsunuz işte uygulamalar var. Hani yeme bozukluklarını besleyen bir takım uygulamalar ciddi milyon dolarlar servet yaptılar. Çünkü 12 dakika içinde önünüze her şey geliyor zaten bütün çikolatalar şunlar bunlar. Şimdi siz söylüyorsunuz o çorbayı
lahana bilmem neye işte doğrayıp ayıklayana kadar dışarıdan yiyecekler geliyor. Hop 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 bilgisayar başında zaten yiyorsunuz. Ulaşılabilir olması ve daha da ucuz. Yani sağlıklı beslenmek pahalı bir şey mesela. Yani, pahalı mıdır sağlıklı yani, beslenmek? Efendim? Pahalı mı sağlıklı beslenmek? Sağlıklı beslenmek daha pahalı. Yani şeye göre yani şimdi bakkaldan marketten aldığınız bir tane çikolataya kıyasla gidip bir kilo ne, işte sebze meyve alıp almak. Onu evde doğrayıp pişirmek bir iş yani. Harcadığınız zaman hem aynı zamanda para olarak tabii ki daha pahalı. Daha da ulaşılabilir. Bu sefer ne oluyor? İşte bir ödül mekanizması. Yani araştırmalar diyor ki şeker içeren, yani özellikle şeker içeren yiyecekler ya ve karbonhidrat içeren yiyecekler de beyinde ödül mekanizmasını devreye soktuğu için yani hatta böyle bir bağımlılık yaratıcı maddedeki benzer etkileri yaratıyor beyinde. Dolayısıyla kişi onu tekrar tekrar yemek istiyor. Ama aynı zamanda burada her zaman söylediğim bir şey var. Yani yiyeceğin bize verdiği haz değil. Aslında o haz alma ihtimali insanları o insanlara o davranışı tekrar ettiriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Biz her çikolatalı pasta yediğimiz zaman aynı hazı almayız. Ama aynı hazı alma ihtimaliyle onu yemeye devam ederiz. Ya da çevre, her bağımlı... Hocam ben İskender yediğimde aynı hazı alıyorum mesela. Aynı yerden mi yiyorsunuz? Evet. Ha, o da belki orası güzel yapıyor olabilir. Ben çıkışta alayım onun adını. Şeyin hani çikolatalı dediğim gibi her çikolatalı pastayınızda aynı hazı almasanız da aynı hazı alma ihtimali. Zaten o haz alma ihtimaliyle o davranış devam ediyor. Artı bir de her bağımlılıkta olduğu gibi hani çevresel faktörler. Yani mesela işte alışveriş bağımlılığında AVM'ye gidersiniz. O AVM'deki vitrinlerdeki işte şatafat, ışıklar, yürüyen merdivenler, müzik falan. Yani bu ayrı bir hani pazar ciddi anlamda. Yani hani insanı alışverişe sürükleyen gibi. Yemek için de aynı şey söz konusu. Yani dolayısıyla hani hangi arkadaşımızla yediğimiz, hangi restorana gittiğimiz, hangi koşullarda yediğimiz. Yani örneğin sinemaya gittiğiniz zaman patlamış mısır yemek. Yani hani bu böyle bir şekilde koşullanılmış. Ve yani işte sinemaya gidilir, patlamış mısır yenilir gibi. Yani dolayısıyla her bağımlılıkta olduğu gibi çevresel faktörler, yani o besinin ya da maddenin etrafındaki kişiler, ortamlar da o bağımlılığı ya da bağımlılık benzeri, ben yeme bozuklukları için, yani ben değil literatür bağımlılık demez, bağımlılık benzeri davranışlar, bağımlılık benzeri davranışı devam ettirme sebeplerinden bir tanesi de o aslına bakarsanız yani. Peki hocam şimdi mesela son zamanların moda şeyleri var. Özellikle gençler arasında vejetaryen olmak birbirini çok da etkiliyor gençler bu konuda anladığım kadarıyla. Veya vegan olmak bir adım da öteye gitmek. Bunlar da birer yeme bozukluğu sayılabilir mi? Ya da yeme bozukluğunu tetikleyici işte bu ortoreksiye dediğimiz bozuklukları tetikleyici unsurlar olabilir mi? Vegan ve vejetaryen beslenme arzuları. Olabilir. Yani şöyle söyleyeyim size. Gerçekten hani onun felsefesiyle, beslenme felsefesiyle hareket eden kişiler olduğu gibi bazen yeme bozukluğunu, var olan yeme bunu bozukluğunu perdeleyen kişiler de oluyor. İşte ben veganım, ben vejetaryenim, yemem gibi. Ve gerçekten de buna kendisine inandırabiliyor. Ama bu demek değildir ki her vegan, vejetaryen yeme bozukluğu olacak ya da her işte vegan olan... Ama perdelerden yani, bir tanesi, gizleme kazan bir tanesi olabilir. Tabii. Yani evet. Yani işte bir yiyeceğe alerjim var ya da ben veganım, ben vejetaryenim gibi söylemler. Bir de zaman içerisinde tabii çok değişiyor. Şimdi ben mesleğe ilk başladığım zaman katiyen yağ yemeyin, katiyen yağ yemeyin denirdi. Yani bütün evet. dergileri açardınız. Evet. Yani aman asla yağ yemeyin, çok kötü. Sonra olay işin rengi değişti. Yani zaman içerisinde bu oldu. İşte karbonhidrat yemeyin, şeker yemeğine döndü. Bu sefer... önceden beri beslenmeyi takip edenler bu sefer hem yağ yememeye, hem karbonhidrat yememeye, evet. hem şeker yememeye başladılar gibi bir durum söz konusu. Bir şey yememeye başladılar. Hiçbir şey yememeye başlamak gibi. Yani bu aynı zamanda dünyada bir sektör. Şimdi kozmetik sektörünü ne yaparsak yapalım yıkamayız. Yani imkansız bir şey. Yani kapitalizmin sonuç itibariyle ana böyle atar damarlarından bir tanesi. Şimdi onun karşısına çıkardıkları bir işte hani beden olumlama var. Burada beden olumlamanın aslına bakarsanız çıkış noktası gerçekten çok güzel, çok nasıl diyeyim, hani yani çok aktivist bir hareket ama o beden... Beden olumlama ne demek hocam tam beden olarak? Beden olumlama aslına bakarsanız bir tek bedenle ilgili değil. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmek. Hı-hı. Yani olduğu gibi giyiniş tarzıyla, kilosuyla, görünüşüyle olduğu gibi... Annelerin zamanı yani. Evet yani kesinlikle öyle olduğu gibi kabul etmek. Sonra... bu çıkış noktasından biraz uzaklaştı Fatih Bey. Olay şeye döndü. Böyle Instagram fenomenlerinin, influencerlarının
kullandığı böyle klişe laflara döndü. İşte 5 kilo fazlası olan influencer'ın kendi fotoğrafını çekip kendimi böyle de seviyorum falan gibi pozlarına döndü olay. Ya da işte gerçekten ışıl ışıl yüzü parlayan bir oyuncunun işte sabah fotoğrafını çekip kendi çirkinliğimi seviyorum demesi. Yani bu ben samimiyetsiz yani, anlatabiliyor muyum? Yani zaten güzelsin, bunu da biliyorsun. İnsanlara bu çekici gelmedi. Yani neden gelmedi? Çünkü insanlar da yani çok özür diliyorum Müslümanlığı, gerizekalı kimse değil. Yani kimse aptal değil artık. Yani o hissi vermiyorsunuz ve diyor ki yani bu ne ya şimdi, yani tabii ki gidip de bu sefer hani Brad Pitt olmasa da işte başkalarına bakıyor, yani onlara bakıyor. Şimdi Amerika şeyleri çok kullanıyor. Yani benim de ciddi bir sivilce sorunum olduğu için takip ediyorum. Mesela sivilceli influencerları kozmetik reklamlarında kullanmaya başladı. Evet. Bence muhteşem bir aksiyon, yani harika bir aksiyon. İşte bu neuromarketing dediğimiz şey. İnsanları artık nasıl yakalarsın? Tamam, şimdi kozmetik sektörünü hiçbir şekilde yıkamazsınız. O ideal beden şekli kriterlerini, o yapılı burunları, sponsorlu reklamlar Instagram'da şimdi önümüze çıkıyor işte. Sonuçta benim işim bu olduğu için bir anda beni yakalıyorlar. Ve daha çok bedenle ilgili reklamlar önüme çıkıyor. Şimdi onlar zaten olacak. Yani insanlar da para kazanıyor o işten, bir şey demiyoruz. Onlar olacak ama buradaki olay şu. Yani bu doğrudur, bu olmalıdır değil. Ya arkadaşım, isteyen yaptırsın, isteyen yaptırmasın. Çünkü yeni bir kavram da var. Plastic surgery shaming. Yani evet, herkes gizli saklı. Yani doğal yap, doğal yap, burun yap ama çok doğal olsun. Kimse anlamasın. Yani böyle de bir baskı oluştu insanların üzerine. Şimdi siz eğer... Ne o? Yani sonuçta biz samimi olalım ya. Gerçekten birbirimize karşı samimi olalım. Yani evet, sonuç itibariyle bedenimize illa bayılmak zorunda değiliz Fatih Bey. Yani bayılmak zorunda değiliz. Yani ama işte çok seviyorum, bayılıyorum, çirkinliğimi seviyorum falan. Bu olmak zorunda değil. Ama yani bu hani bazı genetik özelliklerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Yani işte bir kum saati Brezilyalı vücuduna sahip olamayabiliriz ve bu yanlış değil. Hocam ben Brezilya'ya gittim, hiç öyle değildir. Diyorsun ki hayal kırıklığı. Hiç, yalan yani. Yani sonuçta en azından bize gösterilen, gördüğümüz kadarıyla, ben gittim ama gördüğümüz şekilde. Yani olmak zorunda da değilsin. Ama hani gidip işte bir plastik cerrahi, işte operasyon geçirmiş kişiyi de zorbalık uygulayarak da kalkıp bu ne yapacaksın? Kozmetik sektörünü mü ortadan kaldıracaksın? Yani bu samimiyetsizlik. Şimdi o yüzden şunu bir aslında bizim altını çizmemiz gerekiyor. Yani kim ne yaparsa yapsın artık lütfen kimse birbirine karışmasın. Sen zayıfsın, sen şişmansın, sen niye yaptın? Ya bunu hiçbir şekilde. İkincisi dediğim gibi o hani beden olumlama birazcık hakikaten çok güzel bir hareket olarak ortaya çıktı. Samimiyetsizleşti. Yani samimi yapılanına yani can kurban ama biraz samimiyetsizleşti. O yüzden de ben hani daha çok işte beden eleştirme, beden utandırma kavramlarını kullanıyorum. Body shaming. Özellikle. Evet. Onu kullanıyorum. Yani bu arkadaşlar bunu yapmayın. Peki hocam bir şey merak ediyorum şimdi. Önce sizden başım, size sonra ben sorayım. Anne baba veya çevre çocuğun ya da ergenin bir yeme bozukluğundan muzdarip olduğunu, bulimi olabilir, anoreksi olabilir, fark etti. Fark etmek kolay değil ama fark etti. Hı hı. Ne yapmalı? Erken fark etmek, yani kanser gibi mi? Erken teşhis önemlidir mi? Yoksa teşhis geciktikçe, fark etme geciktikçe tedavi zorlaşır mı? Yoksa her zaman zor bir tedavi midir? Ve fark etti, ilk yapacağı ne olmalı ailenin? Tabii erken olması çok faydalı. Çünkü hele yani kilo kaybı olacak durumlarda ne kadar az kilo kaybı o kadar iyi. Diğer durumlarda da sonuçta bir eğer öğrenilmiş ve işe yarayan davranışsa ne kadar az işe yararsa yine o kadar iyi. Dolayısıyla tabii erken dönemde yakalarsanız ne kadar erken o kadar iyi. Ona dair bir şey yok. Şimdi gördünüz ne yapacaksınız? Normalde yapacağınız şey şu. Bir kere yani bir hekime gideceksiniz. Şimdi ilk önce yani mantıklı olarak gideceğiniz kişinin bir psikiyatrist olmasını tercih edersiniz. Tabii bir yani çocuksanız önce işte, psikiyatrist. Yani önce yani, bir beslenme uzmanı falan diye yani. Yok. Yani önce bir doktor görecek. Çünkü niye? Yani ya ben çok kilo verdim ama ben mide kanseri de olabilirim. Yani. Dolayısıyla ben hipertiroid de olabilirim. Yani bir sürü başka şey önce olabilirim. Önce normal bir hekime mi gidecek? Ya bir hekime gidecek. Şimdi sonuçta yani bu psikiyatriste gitmesi de mantıklı. Başka bir hekime de gidebilir ama sonuçta zaten muhtemelen başka birine giderse o bir psikiyatriste önlendirecek. Peki bütün hekimler bu konuda aynı duyarlılığa sahip mi? Mesela gelen kişinin bir yeme bozukluğundan muzdarip olduğunu anlayabiliyorlar mı hemen? Anlayamaz. Yani anne baba nasıl anlayamaz? O da anlayamaz ama yani şöyle nasıl anlayabilir? Yani şimdi bu işten iyi bilen birisi tabii bazı şeylerden şüphelenebilir. Anlamaz ama şüphelenebilir. Mesela şimdi görüyorsunuz işte genç birisi geldi, dişlerinde işte çürükler var, parmağında işte erozyonlar var.
Ondan sonra bu, işte böyle demek. Bir hafif bir işte tüylenmesi var. Böyle lanugo dediğimiz işte tüylenmesi var. İşte bu tükürük bezlerinde şişme olduğunu görüyorsunuz. İşte avuç içlerinin böyle yani turunculaşmaya başladı. Bir renk olduğunu görüyorsunuz. Ondan sonra işte saçlarındaki şeyi görüyorsunuz. İşte adet görmediğini anlıyorsunuz vesaire. Şimdi bunları görüp de anlamıyorsanız tabii o bir sıkıntı. Ama bunları hiçbirisini göremiyor olabilirsiniz. En azından tabii. Ama size getirdilerse ya bu çocuk çok zayıfladı diye en azından bir kilosuna bakmanız lazım. Yani onu da yapmıyorsak artık olmaz. Yani eğer tarttınız dediniz ki ya onun yani boyu 1.70, kilosu 45 ve bunu görmüyorsam ya büyük bir şey var demektir yani sıkıntı var demektir. Ama ondan sonra sonuçta bunu bir değerlendirildi. Değerlendikten sonra yeme bozukluklarının tedavisi multidisiplinerdir yani. Yeme bozukluğu tedavisini genelde bir kişi yapmaz. Zaten yapamaz. Dolayısıyla o yani bir ekiptir. Ekibin içerisinde hekimler de vardır, psikologlar vardır, diyetisyen de vardır, endokrinci de vardır. Bir sürü kişinin olması lazım. Çünkü herkesin ama çok genelde bir ekip lideri olması gerekir. Yani işi koordine edebilecek olan. Çünkü yani bir taraftan işte bir bireysel terapi kısmı olabilir, aile terapisi kısmı olabilir. Yani egzersizle ilgili birinin bakması lazım. Şimdi bu anoreksiyalarda özellikle işte kemik densitesi düşüyor. Yani o bir sürü başka problem. Bunların hepsi yani ayrıntılı değerlendirecek bir ekip olacak. Ama ilk gideceğiniz kişi yani bir ayrıcı tanı yapabilecek birisi olması lazım. Sonra da bir tedaviyi yönlendirip bir şekilde organize edecek bir nasıl söyleyeyim? Organizasyon yani ilk iş bir doktor. Çocuğunuza böyle bir tabii. şey fark ettiniz. İlk iş bir doktora gideceksiniz. Bu bir iç hastalıklı mütehassıs olabilir, bir psikiyatr olabilir ama sonuçta durumu fark edin. Yani durumun ne olduğunu anlatacağınız bir kişiye gitmek lazım. Aynen öyle. Gördüğünüz şeye bağlı. Mesela ben kilo kaybını görüyorum. Kilo kaybını görüyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Gideceğim bir doktora. Kustuğunu görüyorum. Gideceğim bir doktora. Ondan sonra bu pediatrist olabilir, dahiliyeci olabilir. O da diyecek ki valla ben baktım bir şey bulamadım veya görünmüyor. Sen şu doktora git. Ondan sonra tedavi süreci başlayacak. Tedavi süreci başladıktan sonra artık kimse işin erbabı. Yani terapiyi işte kim yapacak? Aile terapisini kim yürütecek? Yani veya ne yapacaksanız ona göre o ekibi olması lazım. Yani bu bir ekip, ekip meselesi. Tabii tabii her zaman ekip işi. Bizde o çok zayıftır. Yani her ekip işi bizde genelde zayıftır. Bu iş aşırı zayıftır. Yani bizde böyle bir şey yok. Üzgün bir ekip yoktur yani. Peki hocam şimdi burada karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Bunların illa bu çocukların, bu ergenlerin veya bu büyüklerin illa da varlık işleri olması gerekmiyor. Evet. Ve ne yazık ki Türkiye'de bazı psikiyatrik rahatsızlıklar, özellikle bu gibi rahatsızlıklarda kamunun, sigorta sisteminin yeterli kapsamı var mı? Çünkü sonuçta bir maliyeti var bunun. Yani birden fazla doktor diyorsunuz, bunların hepsini ortak. Türkiye'nin sağlık sistemi bunu uygulamaya müsait mi? Şimdi şöyle yani tıbbi kısmını uygular. Yani yatırır işte damar yolu açar, besler onları yapar. Onlara bir sıkıntısı olmaz ama esas kısmını yapamaz. Esas kısmı yani mesela. Esas kısmı yani çünkü terapi yapmanız lazım. Evet. Uzun süre bir terapi. Şimdi bu yeme bozukluğundaki bilişsel terapi 3-5 seans değil. Yani ortalama işte 40 seans civarı süren bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla onun işte aile terapisi var. Yani ne ekliyorsanız yani bir sürü komponent olan bir şey ekleyeceksiniz. Şimdi para da olsa bir kere öyle bir sistem yok. Yani şimdi ben gittim, ben yıllarca devlet hastanesinde çalıştım, şeflik de yaptım. Sonuçta geldiniz. Yani ben ne yapacağım? Şimdi ben orada yani sonuçta elimde Feyzan gibi birisi yok ki ben. Ve ona öyle bir vakti de yok zaten. Ve ona vereyim de sen de bunu al, buna şunu terapi yap, bunu yap. Öyle çalışmıyor yani sistem sonuçta. Dolayısıyla zaten normal sistem içerisinde bunlar bizde yapılamaz. Yani hani özelleşmiş bir birim olan bir yer yapabilir. Atıyorum mesela bir psikiyatri hastanesinde bununla özelleşmiş insanlar olduğu için yapabilir ama bir sürü yerde onu yapamaz. Yani onların Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi atıyorum bunu yapabilir ama herhangi bir işte ne bileyim şehir hastanesi yapamaz. Yapamaz tabii yani çünkü öyle bir şey yok. Yani bir de bu normal şartlar altında aslında bunların hepsi bir uzmanlık alanıdır. Yani sonuçta her psikiyatristin de yeme bozukluğu uzmanı olacak hali yok. Hali yok. O yüzden de aslında normalde sizin bu işe dedike edilmiş bir... Türkiye'de bununla ilgili oldukça az uzmanlık var. Yani biz bu konuyu yapalım dediğimiz zaman güçlü sizi bulabildik yani. Ya yani bu işlere dedike olan zaten bir şey yani sistem kurmak zor. Çünkü bizde zaten sayılar özellikle mesela değil mi? Çocuk erken psikiyatri. Şimdi ben asistanlığa girdiğimde kaçıncıydım? 53. mi 55. mi neydim yani? Asistan, herkes dahil.
Yani şimdi yine oldu tabii, sayısı daha fazla ama yok ki. Yani, bütün Türkiye'de. Tabii yani 2000 kaçta girdim ben? Yok, 98'de başladım asistanlığıma. O zaman 53. müydüm, 52. mi neydim? Yani bütün hocalar dahil ki onların çoğu yetişkin psikiyatrisi üstüne çocuk psikiyatrisi olmuştu. Dolayısıyla yani sayı çok az olan bir yerde zaten kimse özelleşemez. Yani belli bir sayı olacak. Onlara belli bir eğitim verilecek. Onun işte bir süpervizyon sistemi olacak vesaire. Şimdi bunlar için de birinin uğraşması lazım. Yani bu hani kendiliğinden olabilecek bir sistem değil. E bunu kurduktan ancak böyle bir şey kuracaksınız. Onun işte birimleri olacak. Ki hani sizin söylediğiniz gibi kamu hizmeti olarak bunu verebilirsiniz. Bir de uzun süreli bir hizmet. Onun takibini yapacaksınız. Yani pratik olarak bence birkaç yerde işte çok zor yapılıyor. Çok zor. Bilmiyorum siz. Yok, çok kesinlikle. Yani evet, kesinlikle aynı noktadayız. Çünkü benim mesela ben işte Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı zamanda yarı zamanlı öğretim görevlisiyim. Öğrencilerim oluyor ve çok meraklı oluyorlar. Ben de çok seviniyorum. Aa, ne güzel, yeme bozukluğu konusunda uzmanlaşacak yeni ruh sağlığı gençler uzmanları, yani gençler şeklinde. Ama yol, yani süreç içerisinde demotive oluyorlar. Niye? Yani çünkü şöyle bir şey. Yani alan da genelde şey açısından, uzman açısından da, mesleki tatmin açısından da çok zor. Niye? Yani bir, gelen kişi ne kadar istekli soru işareti. Ailesini soracak. Onu soracağım şimdi. Mesela bu hastalığı aile keşfetti ve gördü, dedi ki ergende böyle bir şey var. Çocuk neden hevesli oluyor? Çünkü anladığım kadarıyla demin anlattığınızdan red çok kuvvetli. Çok, evet. Kabul etmeme, tedaviyi reddetmek, kendinden ve büründüğü şekilde memnun olma çok üst düzeyde. Nasıl oluyor tedavi süreci? Çünkü zaten şöyle bir, anoreksiya nervosunda eğer tedavi olursam kontrolü tamamen kaybederim, kilo almaya başlarım. O yüzden tedavi olmayayım, bu yüzden bir kaçınma var. İki, bulimia nervosa da tamam, kusmak beni zayıflatmıyor ama yine de bir illüzyon yaratıyor yediklerini çıkarmaya dair. Bu sefer ben bunu bırakmış olacağım. Üçüncü, tıkınırcasına yeme bozukluğunda da şöyle bir durum var. Bu arada tıkınırcasına yeme bozukluğu ve bulimia nervosa da tedaviye gelme çok daha, yani kendi isteğiyle kişinin tedavi olmak istemesi çok daha oranı fazladır. Çünkü bir zaman içerisinde gerçekten kilo aldığını görüyor. Yine kilo odaklı aslına bakarsanız. Bulimia nervosa olan kişilerde ben yiyip kusuyorum ama kilo vermiyorum şeklinde ve hayatım olumsuz yönde etkileniyor. Tıkınırcasına yeme bozukluğunda da mesela kilo alımı olduğu zaman kişi geliyor. Ama geldiğinde bile Fatih Bey, o daha şu oluyor. Yani orada yeme bozukluğum var ve yeme bozukluğumu değiştirmek istiyorumdan ziyade ben işte yeme kilo vereyim. Yani tedaviyi böyle bir şekilde atağı durduracağım ben ki kilo verebileceğim gibi bir anlamlandırma söz konusu. Şimdi o yüzden zaten bu konuda farkındalık yani aslında hastalığı değil, semptomu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi öyle olduğu zaman da tabii ki geldiğinde şimdi ben nasıl yani kilo veremeyecek miyim? Şimdi yeme bozukluğunu ortadan kaldırana kadar ki süreçte kilom aynı kalacak. Bu çok uzun zaman alır diye mesela çoğu kişi süreci yarıda da bırakabiliyor. O nedenle zaten bir, gerçekten kişiler zorla hani geliyor, bazen aile zoruyla geliyor. Aile zoruyla gelen kişiyle ne kadar terapötik ilişki kurabilirsiniz? Yani 1-2-3 deniyorsunuz ama istek yoksa, red varsa bu hakikaten çok zorlayıcı olabiliyor. 2, gelen kişi yeme bozukluğunda ne kadar istekli bile gözükse bir ikilemde olabiliyor. Yani senelerdir orada olan bir alışkanlığı diyeyim ben. Hani bırakmak kolay bir şey değil. Artı eyvah, yeme bozukluğumu bırakırsam ben kilo alır mıyım gibi endişeler oluyor. Öyle olduğu için de tabii ki o süreç her zaman verimli gitmeyebiliyor. Yani ben mesela danışanlarımla psikiyatrise yönlendirme ve işbirliği yapmak konusunda hakikaten çok zorlanıyorum. Yani gerçekten, çünkü işte ilaç beni kilo aldırıyor. Siz de bu işi gibi tek başınıza yürütmeye çalışmıyorsunuz. Yok, asla. Psikiyatrist, endokrinolog, iç hastalık müdahale, hepsine. Tabii. Yani çünkü şöyle, yani bir şeyi ne kadar çok bilirseniz hani o kadar titizlenirsiniz ya. Yani hani ben hani o yani dediğim gibi senelerdir bu işte çalışıyorum. Yani ve şunu biliyorum. Yani o öyle hani sosyal medyada yer alan popüler söylemler, işte duygusal yeme, duygularınızı işte hani keşfedin vesaire gibi o klişe lafların ötesinde, tamam derinliği olduğu zaman tamam ama yeme bozukluğu bundan ibaret değil. Yani beni çok aşan tıbbi yerleri var. Yani o noktalarda da tabii ki benim endokrinoloji uzmanlarıyla, özellikle psikiyatri uzmanlarıyla. Bunun tedavisi öyle çok da kolay bir şey değil. Değil. O yüzden de uzmanlar, zaten yeni uzmanlar çok yetişmek istemiyor. Ben bir ekiple çalışmam lazım. O ekibi bulmak
kolay değil. İşte Özgür Bey'in dediği gibi çocuk ergen psikiyatri uzmanı bulmak o kadar zor bir şey ki. İnanılmaz bir şey ya. Yani şaka gibi gerçekten. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı sayısı eskiden daha zordu. Evet şu an daha fazla ama yine de zor. Bu işin hani süreç içerisinde gerekli durumlarda beslenme uzmanı işin içine giriyor. Aile terapisti giriyor. Bir servet. Şimdi tamam mı? Yani hani aile de bunu aynı zamanda kişi de karşılayamayabiliyor. O yüzden zorunlu. Evet, evet. Yani çok yönlü. Bunu gören işte yeni uzmanlar da süreç içerisinde mesleki tatmin olarak tabii ki demotive oluyorlar. O yüzden de bırakıyorlar. O yüzden de uzmanlar. Anlıkla çok zor bir şey bu. Yani kolay bir şey de değil. Çok zor. Çünkü emek veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz. Tam böyle tam olacak dediğiniz noktada böyle bir hani geri adım atma oluyor ve bazen o geri adım attığı noktadan kişiyi ileriye götüremeyebiliyorsunuz. Yani hakikaten kolay bir şey değil. Yani hakikaten çok zor bir şey mesleki tatmin olarak. O yüzden bakın sadece Türkiye'de değil dünyada da ben bildim bileli aynı isimler var. Kongrelere gidiyorum aynı insanlar, hocalarım aynı hocalar. Yani alana çok fazla yeni insan da girmiyor. Yani ben de bunu gerçekten üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü biraz azımsanan da bir alan. Çünkü hep şöyle bakılıyor. Yani zaten başka problemi varsa altında onu çözersen yeme bozukluğu da kendine... Öyle bir şey yok. Yeme bozukluğu bir semptom değil ki. Kendi başına bir problem. Evet tamam. Nüksü önlemek açısından o kişinin hayatında ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmesi, sınır koymayı öğrenmesi, duygularını sağlıklı şekilde yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Yeme davranışını da aynı şekilde sağlıklı yönetmenin dışında. Ama yani... Yani akciğer kanseri hastasına sigarayı bıraktırmak meselesi değil. Sigarayı bırakacak ama bunlar da olacak. Tabii. Yeme davranışını düzenlerken aynı zamanda tabii ki oradaki onun psikolojik, duygusal komponentleri üzerinde de çalışmak gerekiyor. Karacığım biraz daha devam edecek seçenekten orasını vermemiz gerekiyor. Devam edebiliriz değil mi? Ay, Mersin. Evet, yani zor iş. Şimdi zor iş olduğu için insanların yani kaçmasını da anlamak kolay. Mesela madde bağımlı vesaire bunlar da zor işler. Yani daha kolay yapılabilecek, yüz güldürücü, daha kısa süren bir sürü iş var. Yani maddi açıdan vesaire bakarsanız. O yüzden burada şimdi ödeme kısmı, mesela geri ödeme, sigorta vesaire dediğinizde neyi ödediğine bağlı olarak değişiyor. Şimdi sonuçta devlet terapi olarak ödüyor. Ama onun içeriğine dair hiçbir şey yok. Yani dolayısıyla yani eğer normal bizim işte bu SUT'a baktığınız zaman işte aile terapisini de öder. Bireysel terapiyi de öder, her şeyi de öder ama onun içeriği ne ki yani? Sonuçta ben yani kim yapıyor, hangi yetkinlikle yapıyor, onu kim kontrol ediyor? Dolayısıyla baktığınızda hepsi ödenir. Ama yapılan iş o iş değil. Yani bu konuşulan işle onun alakası olan bir şey değil. Çünkü bir kere uzman insanlarınız olacak. Onların bir devamlı olacak. Oraya bir dediğim gibi eğitim, süpervizyon ve devam eden bir grup adam koyabilmeniz lazım. Şimdi ben dediğim gibi bir iki ay önce işte bir makale okudum Fransa'da. %19.2 Fransa'da ergenler arasındaki yeme bozukluğuna rastlanma sıklığı. Şimdi bu ciddi bir şey. Pek çok aslında daha fazla bir şey. Peki mesela üniversite eğitimlerinde bu hastalıkla ilgili, yeme bozukluğuyla ilgili özel birimler var mı? Yoksa dediğiniz gibi... Yok. Yok. Şimdi şöyle, yani çoğu... yani uzmanlık eğitimlerinin çoğu, şimdi zaten şey ayrı bir şey, onu size anlatırsınız. Yani mesela klinik psikoloji eğitiminde zaten klinik kısmı çoğunda yok. Yani pratik olarak kimse bir şey görmediği için. Yani mesela insanlar teorik olarak çok iyi biliyor ama mesela anoreksiye görmüş falan olmuyor. Yani bir tane bir hasta görmüyor insanlar. Dolayısıyla o zaten apayrı bir problem. Bizim asistan eğitimine baktığınız zaman da nerede olduğunuza göre değişiyor. Yani diyelim ki büyük bir yerdeyseniz, hasta görüyorsanız, yani bir sürü insan yatıyor, çıkıyor ve bazı şeyler yapılıyorsa, mesela grup yapılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyorsa görüyorsunuz. Yapılmıyorsa hiçbir şey görmüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu tamamen nerede olduğunuza, oradaki insanların kim olduğuna bağlı olan bir şey. Ve bu aslında diğer konular için de öyledir. Dolayısıyla siz aslında bir uzman yetiştirirken, onun çıktığı yere bağlı olarak, yani çok daha, yani bir miktar daha gelişmiş, yani nasıl söyleyeyim, işte pratisyen hekimin hafif üstü bir insanda çıkartabilirsiniz. Çok daha yetkin bir insan da çıkartabilirsiniz ama normal şartlar altında zaten şey bittikten sonra, yani asistanlık eğitim bittikten sonra kişinin uzmanlık hayatında bu konuda süpervizyon almaya, çalışmaya ve birilerine yani devam etmesi lazım. Zaten hani sırf bir uzmanlık eğitimi içerisinde öğrenemeyecek bir şey değil ama uzmanlık eğitimde de öğreniyor mu? Bir sürü insan öğrenmiyor. Ya zaten burada şöyle bir sorun var, biliyorsunuz bizim olaylarda bu ünvanlar, titriler falan biraz şeydir yani, nasıl söyleyeyim?
hafif böyle içi ne olduğu belli değildir yani. Yani adam profesör olabilir, hiçbir şey bilmiyor olabilir. Uzman olabilir, bir şey bilmiyor olabilir. İşte uzman psikolog olabilir, hiçbir şey bilmiyor olabilir. Veyahut da tam tersine bir işte uzman psikolog olabilir, profesörden çok daha iyi biliyor olabilir. Dolayısıyla içi o kadar şey ki bizde. Yani dünyanın her tarafında bir miktar böyledir ama bizde çok bariz böyle. Ya çünkü nereden çıktın, nasıl kendini geliştirdin, neler yaptığınla alakalı çok değiştiği için. Ama standart bakarsanız standart olarak yani herkes bunu görür, bilir, bir sürü deneyimi vardır diyemeyiz. Diyemeyiz. Peki hocam. Ya ben o konuda şanslıydım çünkü yani yani klinik deneyimi yani Amerika'da yeme bozuklukları servislerinde yaptım. Şimdi tam onu soracağım size. Yani ben o konuda hani şanslıydım. Psikoloji eğitiminde aslında galiba bunun çok bir yeri yok ama sonrasında bunun üzerine klinik eğitim sırasında bununla uzmanlaşma mı gerekiyor? Yani şöyle yani klinik mesela klinik staj sürecinde yani eğer tabii yapabiliyorsanız daha fazla yeme bozukluğu olan danışan görebilirsiniz ama yani şu da bir opsiyon. Normal klinik staj sürecinizi bitirip daha sonra hani bu alanda özel eğitimler alıp hani ekstra gönüllü de stajyer olabilirsiniz. Yani ben evet eğitimin bir parçası olarak yeme bozukluğu merkezlerinde yani yatılı servislerinde işte Amerika'da tamam çalıştım ama bir yandan da yani yaptığım işle ilgili o kadar tutkuluydum ki mesela bütün yaz boyu işte her yaz gönüllü staj yapıyordum insanlar memlekete dönerken. Yani uzmanlaşmak istediğiniz zaman tabii ki bu alana yönelebilirsiniz ama tabii şu da var. Yani buradaki öğrenciler için, buradaki uzmanlar için nerede uzmanlaşacak? Yani kaç tane öyle kalifiye yeme bozukluğu servisi var? Yani ben bundan 20 sene önce çalıştığım yeme bozuklukları servisinde işte sabahtan akşama kadar şeyler oluyor. Yani bireysel terapiler, bir plan program var. İşte yeme bozukluğu hastalarına, yatışında olan hastalara ya da günlük gelip giden hastalara özel. Sabahtan akşama kadar işte yemek programı. Orada yeme bozuklukları konusunda uzman beslenme uzmanları. Bakın ben neden yeme bozukluğu uzmanı titrini kullanıyorum? Bu Türkiye'de olan bir uzman değil. Amerika'da geçer. Certified Eating Disorder Specialist diye. Bu unvanı almak gerçekten çok zor bir... Yani çok çok zor. Ben 7 senede aldım. İşte 10 bin vaka görmeniz gerekiyor. Bunun yanında 4 saatlik bir sınava girmeniz gerekiyor. İşte yani böyle çok gerçekten zorlayıcı, yani doktordan çok daha zor olan kriterleri var ve her 2 senede bir de sınava giriyorum. Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri'ne bir sınava giriyorum. Ama Türkiye'de herhalde böyle bir şey gerekiyor. Türkiye'de uzman dersiniz. Ya, o olur biter gider yani her şey diyebilirsiniz. Mesela şimdi siz bu televizyona çıktınız, birkaç kere anlattınız çeşitli programlarda birdenbire. Tabii. Feyza Hanım çok iyi, biz de olalım diye bir... Ya işte alan da boşmuş falan diye insanlar olabiliyor. Yani ve her 2 sene bir de üstelik dosya gönderiyorum. Yani derneğe. Peki hocam bir şey belki şimdi konuşunca bunu. Türkiye'de yeme bozukluğu sıklığı dünyaya oranla nasıl? Daha mı fazla, daha mı az? Yoksa bununla ilgili elimizde pek çok konuda olduğu gibi sağlıklı bir istatistik yok mu? Çok veri yok elimizde. Yani ben sürekli bakıyorum ama çok fazla çalışma yok. Yani var ama bir Amerika Birleşik Devletleri kadar değil. Yani mesela pandemi sürecinde yeme bozuklukları ne kadar arttı? Ben İngiltere, Amerika size verebilirim sayıları oranları. Mi? Ama Türkiye'ye henüz yapılmış bir çalışma yok. Daha az. Çünkü insanlar bu alanda çok uzmanlaşmak istemedikleri için çok fazla çalışma da çıkmıyor. Bu alanda daha az uzman olduğu için tabii ki daha az çalışma çıkıyor. Tabii ki kıyasla yani bir dolu ülkeye göre daha iyi. Mesela işte Japonya'ya göre daha iyi, Çin'e göre daha iyi. Öyle mi? Yani oralara göre daha iyiyiz tabii ki. Oralarda enteresan. Zaten genelde yani hani böyle bir işte psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara karşı daha bir toplumsal baskı çünkü mesela yani utanç duygusu Japonlarda işte en belirgin duygudur ve aileyle ilgili hiçbir şey anlatmayı istemezler ve kaçınırlar çünkü onlar için utançtır gibi. Dolayısıyla hani o kadar kötü değiliz ama tabii ki yani bir Hollanda, bir İtalya, İtalya'da mesela bu konuda çok iyi gerçekten şaşılacak derece yeme bozuklukları araştırmaları konusunda İtalya ya da bir işte Amerika, Kanada gibi de değiliz. O yüzden de elimizde böyle çok veri yok ve şu da sağlıksız oluyor. Yani işte bana çok başvuru oluyor. İşte yeme bozukluğu çok yer. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bilimsel bir şey değil. Yani bilmiyoruz. Yani çünkü bir tek hani ben hani yani bir tek ben yokum tabii ki. Yani bu alanda çalışan birkaç uzman var. Zaten
yeme bozukluğu olan kişiler işte bizlere gidip geliyor. Yani, o da farkına varırlarsa ve bir tedavi gerektiğine inanırlarsa. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, muhtemelen beslenme uzmanları bizden daha fazla yeme bozukluğu görüyordur. Ben onun eminim. İhtimalle. Yani çünkü yeme bozukluğu olan ama kişiler... Ama mesela beslenme uzmanı da genellikle bizde zayıflamaya yönelik bir algıya sahip olduğu için yeme bozukluğunun diğer anoreksiye ve bulimiye tarafında herhalde yeterli onlara donanıma sahip değillerdir. Ya o kadar haksızlık etmek istemem. Çünkü artık yeni yeni, yani belki sosyal medyanın en iyi taraflarından bir tanesi bu. Yeni yeni onlar da bu konuda oldukça hani farkındalık kazandı. İyi o, o çok iyi. Dolayısıyla mesela bana yönlendirme yapan birçok beslenme uzmanı oluyor. Tabii gelmeye de biliyor kişi. Bu arada o yönlendirme yapıyor ama gelmeye de biliyor. Peki Özgür Hocam, şimdi bir şey... İlgimi çekti. Bir izleyici mail atmış. Diyor ki, ya kardeşim siz yeme bozukluğundan bahsediyorsunuz. Türkiye'de zaten insanın yeme sorunu var. Yeme bozukluğunun ne etkisi var ki? Şimdi yeme bozukluğu... Yeme sorunu var dediğin acaba. Yemek sorunu yani. Beslenme sorunu var. Yani sağlıklı beslenmiyor insanlar. Parasızlıktan, ekonomik durumdan bahsediyor. Yeme bozukluğunun sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri sadece zayıflamak değil herhalde. Uzun vadeli etkileridir. Tehlikeli etkileri nelerdir? Şimdi eğer yani anoreksiya açısından bakıyorsak... Anoreksiya, bulimiya ve hepsi. Ya anoreksiya açısından baktığınızda anoreksiyada zaten yani bir 10 yıllık dönem içerisinde işte ölme ihtimaliniz hani her dönem için bir %5 diye gidiyor. Dolayısıyla yani 10 yılda %50'nin üstüne çıkıyor. Yani genelde tabii o kadar sürmüyor. Çoğunda zaten bir şey oluyor ama yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir 5 kat artmıştır. Yani çalışmadan çalışmaya değişiyor. Dolayısıyla zaten yani bizim psikiyatrik sorunlar içerisinde... Anoreksiyada ciddi bir ölüm riski var yani. Evet, yani bizim psikiyatrik sorunlar içerisinde, bozukluklar içerisinde en öldürücü anlardan bir tanesi. Oo. Dolayısıyla bir kere ölüm riskiniz var. Sonra yemeyle geri dönmeyebilecek sorunlar olma ihtimali var. Mesela bunların işte en önemlisi, yani bu kemik yoğunluğunda, kemik densitesindeki sorunlar, bunlar şeyde her zaman geri dönmüyor, geri beslendiği zaman. Daha sonra... Bunu astronotlardan da biliyoruz zaten. Evet, sonra kardiyolojik... sorunlar var. Bunlar da bazen geri dönmüyor ama çoğu onların geri dönme ihtimali var. Dolayısıyla tipine bağlı olarak eğer yani kusan tipse, dolayısıyla kusmaya bağlı bir sürü işte yani özofagus yırtıklarından kanamalara kadar bir sürü başka orada sorun var. Dolayısıyla yani bulimiyadakiler de daha çok... Karaciğer fonksiyonu da galiba ciddi bozukluklar. Evet, bütün yani zaten böbrek, karaciğer hepsi yani o şeyin gidişine göre söyleyin. Bozukluğun, yani açlığın durumuna göre hepsi bir şekilde zaten o işte kaslar yıkılacak. Tabii onların hepsi de geri gelebilecek şeyler değil. Ve bulimiyada daha çok zaten o işte kusmaya bağlı veya diğer düzeltici hareketler olan işte bu laksatif, diüretik yani bu müsil veya idrar söktürücü ilaçlar almanıza bağlı olan yine etkiler var. Dolayısıyla bir sürü endokrin etki var. İşte adet kesilmesinden diğer şeylere kadar. Dolayısıyla yani çok geniş ve olumsuz etkileri olan bir durum. Ve yani şu, yani insanların yiyecek bir şey yok, ne yeme bozukluğu demek tabii anlamlı bir şey değil. Çünkü bununla yani bu ikisi alakalı şeyler değiller. Yani hiçbir yani yiyecek bir şeyiniz yok. Yani sadece ekmek yiyorsunuz ise yani bu hani yeme bozukluğu olmanızı zorlaştıran değil, kolaylaştıracak olan bir şey. O yüzden de artı Feyza'nın söylediği doğru. Zaten alabileceğiniz bir sürü en ucuz besin kalorisi en yüksek besinler. O yüzden çok yani onunla bir alakası yok. O yüzden yani sağlık sorunu olarak büyük bir sağlık sorunu. Neyse ki mesela hani depresyon kadar vesaire o kadar sık değil. Yani o yüzden belki bazen... O kadar sık değil mi? O kadar sık değil. Yani şey olarak o kadar sık değil. Mesela anoreksiya sıklığı o kadar değil. Hı hı. Yeme tutumunda bozukluk çok sık olan bir şey. Ama yani anoreksiya tanısı... Tabii anoreksiye daha düşük. Benim söylediğim mesela Fransa'da %19.2 evet, ama onlar, toplamı. Onlar ama şöyle, onlar yeme tutumundaki sorunlara evet. Baktıkları zaman. Yani gerçekten klinik olarak hani belli bir durumun altında vesaire onlara baktığınızda o daha az. Dolayısıyla şu anlamda bunu söylüyorum. Yani bunun ne kadar önemli bir sorun olduğu, her gün görmediğiniz bir şey olduğu zaman gözünüzden kaçabilir. Kaçıyor. Ama yani hastaları gördüğünüz zaman... hayatlarının yani psikolojik olarak, fiziksel olarak tamamını etkileyen ve kalıcı etkiler bırakan çok ciddi bir hastalık. Tedavi oranı nedir bu hastalıklarda? Başarı oranı. Evet, tedavi başarı oranı. Şimdi başarı oranı aslında iyi. Yani özellikle hem bu yani buna odaklı bilişsel davranışçı terapilerde hem aile terapilerinde özellikle kısa sürede iyi, yani kısa süre derken
Süre ne kısa dediğiniz? Şöyle yani tedavinin bitiminde iyi bir sonuç elde etme olasılığınız düşük değil. Yani kısa süreden kastım nüksedebilir anlamında söylüyorum. Ama yani klasik bilgi olarak baktığınızda yani hastaların en az yani %50 civarının hatta biraz daha fazlasının çok iyi düzeldiğini, bir ise %20-30 civarında fena olmayan şekilde düzeldiğini görebiliyorsunuz. Yani nüks oranları ne peki bunda? İyi bir tedavi yaparsanız insanlar düzeliyor. Zor ama düzeliyorlar. Peki Feyzo Hocam bunun tedavi süresi nasıldır böyle? İnsanı bıktıracak kadar uzun mudur? Hastayı ne kadar süreyle bu tedavinin içinde tutmak mümkün olabiliyor? Şimdi şöyle, bu bir kişiden kişiye göre değişiyor. Ne açıdan? Yani bir kere sürece uyumu açısından, yeme bozukluğunun şiddeti açısından. Bir de aslında rastladığımız problemlerden bir tanesi o. Demin yani onu aslında söylüyordum. Şimdi benim 2 senede bir işte mesela raporlamam gerekiyor. Kendimi ne kadar geliştirdiğime dair. Çünkü eğer ki yeterince geliştirememiştiysem yeme bozukluğu uzmanı ehliyetim alınıyor. Hani bunu aldım ömürlük kullanmalık gibi bir şey değil. Yani bu kadar sıkı denetimi olan bir şey. Dolayısıyla hani doğru kişiye gelmek, rast gelmek, doğru kişiye gitmek de bu açıdan önemli. Ve baktığınız zaman süreci uzatan ve kronikleştiren şeylerden bir tanesi de bir, evet farkındalığın olmaması, 2 farkındalık olup ama doğru insanlara ulaşamamak. Yani hani isimleri bilsen de bir şekilde belki maddi sebeplerden dolayı, belki lokasyon dolayısıyla ulaşamamak gibi problemler olabiliyor. Şimdi bu etkenleri de göz ardı edemeyiz ama bunun dışında hakikaten bireyden bireye göre değişiyor. Hani bazen bakıyorsunuz hakikaten 2-3 ay içerisinde hani çok rahat toparlarken hani bazen yani 1-2 seneye gibi ne yazık ki zamanlara hani yayılabiliyor. Hani bazen de şöyle oluyor mesela. Evet toparlanma oluyor. Ondan sonra işte bir 6-7 aylık bir süreç yeme bozukluğu davranışı, tutma davranışı yok. Ondan sonra bir ufak hayat değişimi tekrar başlayabiliyor. Ama şunu öğretiyoruz terapi sürecinde. Yani hayatında şu dönemlerde tekrar hani nüks olabilir. Hani öyle bir durum olduğu zaman hani ona tam lüks demiyoruz. Hani önceden hani önlem al ve işte terapistini ara, evet, doktorunu ara, işte beni ara şeklinde. Ve bu bağlamda önüne geçiyor. Aslında bir tür alkolizm gibi gördüğüm kadarıyla. Öyle ama burada tabii zor olan şöyle bir şey var. Alkolü bırakırsınız ama yemeği bırakamazsınız. Yani hani alkolü bırakırsın. Tamam. Ama ben yemeği bıraktım arkadaşım artık yemek yemiyorum diye diyemez. Şimdi yaşamak için... Yani gerekli olan bir şeyle insanın probleminin olması hakikaten çok zor. Yani şey gibi bir şey, alkol bağımlısı olan bir insana işte bak arkadaşım içeceksin ama günde 3 öğün içeceksin sadece ve orada kalacaksın. O gride kalacaksın ve bunu hayatın boyunca sürdüreceksin. Yani demek gibi bir şey aslında çok 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 daha zor. O yüzden de yeme bozukluğu olan kişilerin sıklıkla söylediği şey ya ben sigarayı bıraktım. Ya bunu niye bir türlü iyileşemiyorum? Çünkü onu bırakabiliyorsun ama yemeği bırakamazsın. Bırakmaman gerekiyor. Hatta yani burada yani siyah ve beyaz yok. Yani grilerde kalmayı başarabilmek önemli ve tabii bu da kolay bir şey değil. Size grinin aynı tonunda kalmayı. Aynı tonunda, olabildiğince aynı tonunda yani arada kalmak. O yüzden kişiden kişiye göre değişiyor ama hani bilişsel davranış terapi özellikle işte o bireye özel biçimlendirilmiş bilişsel davranış terapi, yeme bozukluğu için özel geliştirilmiş bilişsel davranış terapi gerçekten umut vaat eden sonuçlar veriyor. Mesela özellikle bulimia nervosa ve tıkınırcasına yeme bozukluğunda %90'lara varan iyileşme oranı, işte anoreksiya nervosa da %70'lere ulaşan iyileşme oranı gibi. Tabii ki kişi devam ederse. İnat ederse. Hocam sağ olun. Kaldı mı söyleyen bir şey? Şunu eksik yaptı, şunu fazla söyledi. Yok, bence... Bayağı güzel her şeyi ele aldığımızı düşünüyorum. Aldık mı hocam? Aa, çok güzel evet yani. Yani bıraksanız yani sabaha kadar konuşuyoruz. O yüzden sizi hani abuk sabuk bir şey sormuş veya sorulması gereken bir şeyi sormamış olabilirim. Bende de yeme bozukluğu var. Ben sürekli yemek düşünüyorum. ama inşallah etkili olmuştur. Temelinde şunu o zaman. Bir, çocukların, ergenlerin duygularını saklamalarını istemeyeceğiz. Tam aksine duygu paylaşımına önem vereceğiz. Duygu paylaşımının engellenmesi çocuklarda yeme bozukluğunu tetikleyici unsurların başına mı geliyor? Yani evet, altyapı sağlayan şeylerden bir tanesi. Çünkü temel bir beceri yani. Çocukların streslerinin yüksek olması ve stresin yarattığı travmalar bunu tetikleyebiliyor. O yüzden de çocukların stresle baş etmeleri konusunda onlara destek olmak gerekiyor. Evet, yani stres yönetme becerilerine
öğretmek. Evet. Yani bu sadece yeme bozuklukları için değil, aslında bu saydığınız yani ilk iki maddede birçok hani patolojiyi önlemek açısından. Bunun dışında da genel olarak vücutlarıyla ilgili özellikle ergenlik çağlarında fazla yorum yapmamak, ideal kilo, ideal yemek, ideal vücut ölçülerinden fazla bahsetmemek, gençleri ve çocukları vücutları üzerindeki doğrular ve yanlışlar üzerine eleştirmemek, lakaplar takmamak, vücut utandırması dediğimiz türde vücutsal eleştiriler yapmamak, bay göbeğe bak, bay bilmem popoya bak falan gibi şeyler söylememek, özellikle o yaş grubu içerisinde bu konuya fazla girmemek gerekiyor. Evet, çok iyi gidiyorsunuz. Çocukların davranışlarını yakından takip etmek, aşırı hızlı kilo kayıplarında gizli yemek yeme, yemeği aileyle beraber yememe durumlarında çocuğun yeme bozukluğunun tetiklenmiş olabileceğine dikkat ederek buralarda çocuğun kilo değişimini yakından izlemek ve gerekiyorsa bu gibi koşullar oluşmaya başladıysa eğer hızla bir doktora görünmek, ne kadar erken görünürse o kadar tedavimiz kolaylaşıyor. Öncelikle bir belki iç hastalıkları mütehassısı ama sonrasında muhakkak bir ekip halinde psikiyatr, psikolog ve beslenme uzmanıyla bir ekip çalışması yürütmek gerekiyor. Bunun kolay bir süreç olmadığını bilerek hareket etmek gerekiyor. Bunun zaman alabileceğini hissetmek, görmek gerekiyor. Doğru muyuz? Yani staj sınavı olsaydı gayet iyi bir nokta geçiyordunuz. Cidden yani. başka ne yapmak gerekiyor bunların dışında? Ya bunların dışında artık söyleyeceklerimiz büyük oranda tekrar veya ayrıntı şeyler olacak. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz bu konularda bilgiler için. Kimileri için önemli, kimileri için önemsiz olabilir ama her hastalık gibi, her rahatsızlık gibi o hastalıktan muzdarip kişiler açısından önem arz eden bir konu. Toplumsal açıdan da giderek fazla özellikle gençleri etkileyen bir konu. Sosyal medyada yoğunlaşıyor beraber. Bu konuda bilgi verdiğiniz için, bu konuda da bu acayip konularda uzmanlaştığınız için size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Çünkü gerçekten Türkiye'de şunu söyleyeyim, doktorları bir araya getirmek oldukça zor. Bir türlü birbirleriyle geçinemez, onu beğenmez, o bilmez, o bilir falan filan. Beraber geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, yarın akşam siyaset konuşacağız. Kimlere konuşacağız vallahi bilmiyorum. Yani hakikaten yarın sabah öğreneceğim. Sürpriz bir şey olabilir inşallah. Olursa arkadaşlar uğraşıyorlar. Neyse, yarın akşam saat 20-22 burada olacağız. 22'den sonra bir şey varmış. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama böyle bir ortak yayın falan filan varmış. Herhalde kıymetli bir şeydir. Cumhurbaşkanı'nın konuşması değildir. O önceden bu kadar belli olmaz. Başka bir şeydir ama kıymetli bir iş var. Anladığım kadarıyla bilmiyorum ne olduğunu. Yarın 20-22 beraberiz. Sonra bir hafta yokum. Görüşürüz. Hoşçakalın.